Değerli Vav TV izleyicileri, hayırlı günler diliyorum. Allah'a hamd, Resul-i Ekrem Efendimiz'e salatü selam ile her hafta olduğu gibi bu akşamki son davet programına başlıyoruz. Son davette her hafta farklı bir konuyu ele alıyoruz farklı konuklarla. Ancak Gazze katliamının, yani İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamı başladığından bu yana biz hemen hemen aynı konunun farklı versiyonlarını, farklı veçelerini ele alıyoruz burada. Bugün de yine bu konuyu biraz farklı bir kavramlarla, aslında farklı değil, doğrudan alakalı kavramlar ama biraz daha teorik çerçevede yine gitmeye çalışacağız. Antisemitizm ve Siyonizm kavramlarını ele alacağız. Tabii Siyonizm kelimesini burada daha önce işlemiştik biraz ama biraz daha siyasi bağlamda işlemiştik. Bugün biraz daha teolojik yönü öne çıkararak belki de ele alacağız. Ancak antisemitizm kavramını özellikle fokus yapacağız, vurgulayacağız. Tabii antisemitizm deyince İsrail'in koruma zırhı diyebiliriz bir anlamda uluslararası hukuk karşısında veya Batı ülkelerindeki birçok devlette antisemitizm yasalar var. Antisemitizm bir suç sayılıyor. Dolayısıyla bu kavram aslında nedir, ne değildir? Tarihteki karşılığı nedir? Nasıl kullanılmış? Nerede ilk olarak ortaya çıkmış? Bütün bunları ele almaya çalışacağız. Konuğumuz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi, yani Dinler Tarihi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doçent Doktor Ömer Faruk Aras hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şeref verdiniz hocam. Estağfurullah. Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Eyvallah Ömer hocam. Tabii Ömer hocamız Marmara Üniversitesi'nde şu anda dekan yardımcılığı da yapıyor. Çalışma alanları da biraz Yahudi tefsirleri diyeceğimiz daha değil çok. Mi? Esas doktora teziniz bu alanda. Evet. İşte midraşlar üzerine daha ziyade. Evet. İşte Talmud'un yorum tekniği üzerine. Daha sonra Hazreti Musa, Yahudi kaynaklarında Hazreti Musa konusunda çalıştınız. Dolayısıyla evet. Yahudik üzerine epey çalışmalarınız var. Özel olarak bu antisemitizm konusunu, Siyonizm konusunu çalıştınız mı hocam? Belli çalışmalarımda evet. Makaleleriniz tabii, oldu. Makaleler, kitap bölümleri üzerinden çalışıldı. Tabii Ömer Faruk hocamın bir şeyi basında da bir ara gündeme geldi. Bir makaleniz biraz basında konu edildi. Neydi o makaleniz hocam? Onu bizim seyircilerimiz de öğrensin. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Türk basınında Filistin'le ilgili haberler bağlamında Müslüman-Yahudi ilişkileri isimli bir makalem gündem yapıldı diyelim. Bazı köşe yazarları bu makaleyi fark etmişler. O makalede Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki basının Filistin bölgesine nasıl eğildiği, o bölgeyle ilgili haberleri nasıl gördüğü. Henüz işte Cumhuriyet'in daha yeni kurulduğunu dikkate alırsak, Cumhuriyet'in ilk 10 yılı yeni geçmişken, daha orayla ilgili hatıralar çok tazeyken, oraya dair, oradaki hadiselere dair bakış açılarının basına nasıl yansıttığını incelemeye çalıştım. O makale biraz gündem olmuştu. Hocam siz kitaplarınızı getirmemişsiniz ama kıymetli kitaplarınız da var. İsterseniz biraz bahsedin isimlerinden. En azından izleyicilerimiz öğrensinler. Evet. Sizin kitaplarınızı almak isteyenler alabilir. Eyvallah. Hangi isimlerle basıldı? Ben tabii bir olduğunu burada, bilseydim. Tabii. Evet, ben unutmuşum size söylemeyi. Estağfurullah. Benim doktora tezim Yahudilikte Tefsir Geleneği ismiyle basıldı. Yayın evi söylemem gerekiyor mu bilmiyorum ama. İsmi ne? Kitabın ismi. Yahudilikte Tefsir Geleneği evet. Kitabın adı. Bu isimle basıldı. Evet. Basıldı. 2019'da basıldı. Akabinde doçentlik çalışması olarak da Yahudi kaynaklarına göre Hazreti Musa kitabım basıldı. Geçen yıl basıldı. Kitap olarak bu iki kitabım var. Bir 8-9 tane kitap bölümü var. Onları evet, şu anda söylemenin anlamı yok. Evet. Ama makaleleriniz var evet. Bu alanlarla ilgili epey. Ömer hocam, şimdi tabii biz programımız ilerleyen saatlerinde, dakikalarında bir konuğumuz daha olacak inşallah. Onda Skype bağlantısı yapacağız. Profesör Doktor Yasin Aktay hocamıza da bağlanacağız. Ancak size öncelikle bu antisemitizm, tabii antisemitizm gerçekten çok enteresan bir kelime veya kavram. Siyonizmle de bağlantısı var. En son Amerikan Kongresi'nin aldığı bir karar veya tavsiye veya işte karar neyse Siyonizm karşıtlığı da antisemitizm olarak değerlendirildi. Ki bu karar alınıyorsa Amerika'da daha sonra başka devletler de buna uyuyorlar.
Dolayısıyla Avrupa devletlerinde görüyoruz ki bu Gazze katliamı başladığından bu yana İsrail'i eleştirmek de aslında çok hemen boğuluyor, farklı tepkilere yol açıyor, farklı reaksiyonlar yol açıyor. Hele de Müslümanlarsa bunu yapanlar çok daha farklı tepkiler ve hatta işlerinden olanlar var. En son Amerika'da biliyorsunuz Harvard Üniversitesi'nin rektörü sorgulandı, evet. Görevden alındı, istifa ettirildi. Başka rektörler de var. Tabi bunları hocamıza da soracağız, Yasin hocamıza, ama bu antisemitizm ve siyonizm kelimelerinin açılımlarını, özellikle antisemitizm kavramını özellikle rica ediyorum sizden. Bu tabi biraz Yahudi karşıtlığı gibi de algılanıyor ama aslında kelimenin etimolojisinde öyle bir şey yok. Yani Müslümanlar da veya Araplar da işin içerisine giriliyor aslında, Semitik milletler. Siz tabi oraya ilginç bir yorumunuz da var. Nedir bunun şeyi, ilk kim kullanmış bunu, nedir bunun açılımı, etimolojisi? Teşekkür ederim hocam. Şimdi kelimenin kullanımı, kelime olarak 19. yüzyılın sonlarına tekabül eder. Ama Yahudi karşıtlığı olarak, genel olarak ifade edilmekle birlikte, tabii kelimenin iki tarafı var. Bir anti, bir de semit boyutu. İşin semitizm denilen kısmı, Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dan hareketle, Sam'ın soyuna karşı olanlar şeklinde kelimenin gerçek anlamı bu. Ama tabii bu spesifik olarak çok özel bir noktaya Yahudiler taşıyarak Hazreti Nuh'un oğlu Sam'dan gelen diğer Semitik kavimler, işte Keldanilerdir, Araplardır vesaire diğer kavimleri devre dışı bırakarak tamamen seçilen, tamamen öne çıkartılan, Yahudiler tarafından da öne çıkartılmaya çalışılan ve öyle takdim edilen bir grup, küçük bir grupun karşıtlığı olarak takdim edilmeye çalıştı. Çok daraltmışlar yani kavramı. Tabii. Yoksa Hazreti Nuh'un 3 oğlundan, Sam'ın soyundan gelen herkes normalde Semitik olması gerekir. Araplar da bunun içine dahil. Tabii ki Araplar da bunun içine dahildir. Zaten Sami milletler, Sami diller diyoruz değil mi? Tabii Semitik ki. Milletler diyoruz. Arapça, İbranice, Aramice hepsi bunun içerisine giriyor. Tabii ki yani. Keldanice, evet. İbranice, Aramice, Süryanice bunların hepsi aynı. Evet. Dil. Peki hocam nasıl, nerede kullanılmış ilk bu? Kim bunu kullanmış? Yani yani Yahudi tarihinde ta başlangıçtan bu yana böyle bir şey var mı? Yoksa bu daha spesifik bir şey mi kazanmış sonrasında? Şimdi şöyle bir yorumla başlamam sanki benim açımdan daha doğru olacak. Yani Yahudiler tarihin kendi tarihlerini Hazreti İbrahim'le başlatırlar malumunuz. Hazreti İbrahim'den sonra hep zaten kendilerini ayrı bir noktaya koymaya çalışacaklar. Hep öteki dediğimiz ya da Yahudilerin öteki diye gördüğü her kavmi kendilerinden farklı ve kendilerinden daha geri planda olduğunu üstüne basa basa vurgulayacaklar. Ama bu bumerang gibi daha sonra dönüp Yahudileri yine vuracak. Evet. İlk etapta baktığımızda dikkatimizi çekecek şu olacaktır. Hazreti İbrahim'in malum haliniz olduğu üzere iki tane oğlu var. Büyük oğlu Hazreti İsmail, küçük oğlu Hazreti İshak. Hazreti İsmail, Hazreti İshak'ın işte 13 yaş büyük abisidir. Hazreti İsmail evden gönderilen ve Hazreti İbrahim'in manevi mirasının da taşıyamayacağı düşünülen, kovulan, geri bırakılan, tercih edilmeyen evlat olacak ve onun soyu da bu duruma bu durumda görülecek. Çünkü kölenin ve cariyenin çocuğu gibi. Oluyor yani. Evet. Aslında bakıldığında böyle. Yani bununla alakalı konuyu tabii açmak istemem çok fazla ama şu boyutunu vurgulamakta fayda var. İki oğul var. İki oğuldan bir tanesi gönderilir. Hazreti İsmail devre dışı bırakılır. Hazreti İshak öncelenir. Burada bitirilmez. Hazreti İshak'ın iki oğlu var ki bu iki oğlu hadi Hazreti İbrahim için cariyenin ev oğlu olarak Hazreti İsmail'i söyledik. Dolayısıyla onu en azından sosyal olarak anlayabileceğimiz bir durum. Belki iki eş onların insani, tamamen insani olarak anlaşamamasını hadi yorumlayabiliriz. Haydi öyle olsun. Ama Hazreti İshak'a geldiğimizde Hazreti İshak'ın tek eşi var. Bizim kaynaklarımızda, İslami kaynaklarda Rivka olarak geçen, Batı kaynaklarında Rebeka ya da işte bizde yine Türkiye'de kullandığı şekliyle Refika, hep aynı kök. Rivka annemiz ikiz doğum yapar ve ilk doğan çocuk Esav'dır. İkinci doğansa Yakup Aleyhisselam'dır. Ve bunlar dikkat edelim aynı anneden ikiz. Ama Esav ve Esav soyu yine dışlanacaktır, ötekileştirilecektir. Bu dışlama ve ötekileştirmenin altını özellikle çizmek isterim. Şöyle ki
İsmail ve İsmail'in soyundan gelenlere İsmaili kavramını Yahudi literatürü tarih boyunca kullanacak, İslam öncesi dönemde Arapları anlatmak için İsmaili kavramı evet. tercih edilecek ve hep o coğrafyada kendilerine muhalif olan, kendilerinden görmedikleri bütün Arapları İsmaili olarak tabiri caizse tırnak içerisinde küçük, kötü ve Hazreti İbrahim'in mirasına layık olmayan olarak görecekler. Hocam benim de Batı'da Hazreti Muhammed İmajı diye bir kitap çalışmam oldu. Orada da bunları epey inceledim. Hazreti Peygamber geldiğinde ona 4-5 tane böyle tipoloji koyuyorlar. En önemlilerinden birisi bu. İsmaili, Haceri, hatta İsmaililerin lideri gibi böyle yaftalamalar evet. var. Bu daha sonra ortaçağ boyunca gitmiş, hatta günümüze gelen bir yönü var bunun. Tabii. Evet. Esav da aynı durumda olacaktır. Şimdi Esav soyu da, bakın hocam yani burada özellikle seyircilerimizin evet, şu evet. hususa dikkat etmesini isterim. İsmail, Hazreti İsmail'den bahsediyoruz. İsmail ve İsmail'in soyu tarihte kalmıyor. O kavram tarihten bugüne kadar bir sembol isim olarak, yafta olarak kullanılmaya devam ediyor. Kim tarafından? Yahudiler tarafından. Devamında bir sonraki soy hemen... Hristiyanlar da kullanıyor ama sonra. Tabii ki ama oradan miras alarak, Yahudi mirası. Evet. Bir sonraki çocuk Esav ve Esav'ın soyu Yahudi tarihi boyunca, Yahudi literatürü, siz de işin uzmanısınız. Yahudi literatürünü incelediğinizde bütün Yahudi düşmanları Esav soyu ve Edom olarak okunacaktır. Ve bunlar Yahudi düşmanlarını anlatan kavram, temel kavramlar olarak gerek Talmud'da, gerek diğer Yahudi midraşlarda ve diğer Yahudi literatüründe, dini ve tarihi literatürde bizim karşımıza çıkacak ve tarih boyunca kullanılmaya devam edecek. Günümüzde hala İsrail'de güncel işte herhangi bir video programına ya da video kanalına şöyle biraz dolaştığınızda, baktığınızda basit güncel tartışmaları, politik tartışmaları bile hemen Edom'a, Esav soyuna atfen okuduklarını ya da göreceksiniz. İsmaililere ya. Eğer işin tamam. içerisinde Müslüman Araplar varsa İsmaililere ya da değilse de Edom ve Esav soyu. Tarihten bunun... itibaren gelir hocam, özür dilerim. Eyvallah. Çok iyi oldu burası, güzel. Yani ben sadece genelde şeyi vurguluyoruz ama aslında ötekileştirme her yerde var. Aynen öyle. Peki bu ötekileştirmeyi hocam nasıl açıklıyorlar? Aynı kan bağı bir düşmana ihtiyaç olmasıyla mı açıklanıyor? Sizce neyse, nedir bunu? Hani şey vardır ya, ey düşmanım sen benim ifademsin, hızımsın, hazımsın. Gündüz geceye muhtaç, sen de bana lazımsın evet. gibi. Yani kimliğini onun üzerinden inşa etme gibi bir şey mi aslında bu biraz? Tabii burada Yahudiliğin temel inançlarından birkaçına değinmek gerekecek. O da özellikle seçilme meselesi, seçilmişlik. Ve bunun da arka planında aslında yine Hazreti İbrahim ve Hazreti İbrahim'le Allah-u Teala'nın yaptığı kabul edilen bir ahit var. Bu ahite göre Hazreti İbrahim malum Keldanilerin Ur kentinden çıkar ve günümüz Türkiye sınırları içerisindeki Harran kentine gelir. Harran kentinde ömrü hayatını devam ettiriyor iken Allah-u Teala'nın vahyine muhatap olur ve vahide kendisinden ailesini, ata topraklarını terk edip yabancı diyarlarda Allah'ın ismini tebliğ etmekle görevlendirilir. Ve Hazreti İbrahim hiç tereddüt etmeden yola koyulurken Allah-u Teala da onun o teslimiyetine ve Allah'ın dinine, ipine sarılmasından ödülü olarak Hazreti İbrahim'e birkaç vaatte bulunur. Bu vaatlerden birisi ki bu Tevrat'ta işlenir ve bu aynı vaatlerin Hazreti İbrahim'den sonra Yahudilerin diğer ataları kabul edilen İshak'ta da Yakup'ta da Yahudilik bağlamında konuştuğum için bu isimleri kullanıyorum. Böyle Hazret sıfatlarını kullanmadan yanlış olmasın. Hazreti İshak, Hazreti Yakup için de aynı vaatlerin tekrarlandığı ifade edilecektir. Nedir bu vaatler? Hazreti İbrahim'in soyunun yıldızlar kadar çoğaltılacağı, Hazreti İbrahim'in ayak bastığı bütün coğrafyanın Hazreti İbrahim ve soyuna verildiği ve Hazreti İbrahim'in isminin yüceltileceği, şanının yüceltileceği ve bunların hepsinin Hazreti İbrahim'le gerçekleşeceği inancı Yahudilerde Hazreti İbrahim soyunun Allah tarafından özel seçildiği ve onlar Allah-u Teala'nın özel ilgisini elde etmiş, üzerlerine celbetmiş olarak kendilerini değerlendirecekler. Öteki dediğimiz, işte tam da bunun için bütün bu girizgahı yapmış olduk. Öteki dediklerimizi ise hep bu ilgiden, Allah-u Teala'nın bu özel ilgisinden, ilgisine layık olmayan ve bu ilgiyi hiçbir zaman alamayacak gruplar olarak değerlendirmişler. Dolayısıyla kendilerini hep bir adım önde takdim etme
tarih boyunca Yahudiliğin gerek kendi siyasi tarihinde gerek dini tarihinde bizim karşımıza çıkıyor. Hocam tabii, şunu anlıyorum da yani diyelim kendi soylarından gelmeyen milletleri diyelim hadi ötekileştirsinler ve düşman oluyorlar. Hani olmamalar lazım da oldular diyelim. Ama bizatihi kan bağıyla kendi şeyinden geleni ötekileştiriyor. Yani evet, bu hemen hemen her peygamber zamanında onun çocuklarıyla ilgili yapılmış. Evet. Yani hemen hemen hepsinde var. Yani Yakup Aleyhisselam çocukları içerisinde de var. Daha tabii, sonraki zamanlarda da bunları görüyoruz. Yani hakikaten enteresan bir nokta orası. Evet, tarih boyunca hocam orada da bitmiyor zaten. Yani hı, Hazreti Yakup'un 12 oğluyla 12 oğlunun İsrailoğulları olarak günümüze kadar o 12 kabile şeklindeki anılması işin bir boyutu ama Hazreti Musa dönemine bakın. Amalika diye bir kavim çıkacak. Evet. Hemen bütün o düşman yok edilmesi gereken bizden değil, bizim gibi değil, bizim gibi inanmıyor, bizim gibi yaşamıyor ve bize karşı da kötülük besliyor fikriyle her şeyinin yok edilmesi gerektiği ve bütün topyekün onlarla mücadele edilmesi gerektiği Tevrat'ta evet, da geçer. Evet. Hazreti Musa da bununla mücadele eder. Evet, ama onun Netanyahu da açıkladı onu. Aynen öyle, yani, Netanyahu da Amalika'ya vurgu yaptı. Günümüzün Amalikası kim? Araplar. Evet. O kimle mücadele ediyorlarsa o. Evet. Yani milattan sonra ilk asır, ikinci asırın Amalikası olarak Roma'yı görüyorlardı. Evet. Daha sonra eğer neredelerse, işte İspanya, Fransa hiç önemli değil. Tarih boyunca illa bir Amalika, bir Edom soyu, bir evet, İsmaili soy, kısaca evet, ötekileştirilen evet, ve ötekini ifade eden temel kavramlarla bunların vurgulandığını görüyoruz. Evet. Ama aynı bu merak, işte antisemitizm konuşuyoruz. Aynı bu merak, aynı bakış açısı gün geliyor onları da vuracak. Ve bunu da özellikle son iki asırda bolca görmüş olacağız. Ya işte çok enteresan geliyor bana Ömer Faruk Hocam. Yani zulme uğramış, soykırıma uğramış bir millet. Yani güç eline geçtiğinde, imkanını bulduğunda çok daha fazlasını yapıyor. Evet. Yani bu gerçekten çok enteresan bir şey. Hani biz soykırıma uğruyoruz, bir dönem gelir bize de bu döner falan da denmiyor. Güç eline geldiği zaman o soykırımı çok âlâ bir şekilde kendi açılarından uyguluyorlar. Üstelik Hitler dönemi öncesine kadar Avrupa'da Yahudilerin nerelerde nasıl yaşadıklarını da biz biliyoruz değil mi? Gettolarda çok şey bir hayat yaşıyorlardı yani. Güçle imtihan evet, çok zordur hocam. Evet. Yani sadece Yahudi tarihinde biz bunu görmüyoruz. Yani Hristiyanları düşünün, Hristiyanlık tarihini düşünün. İlk 3 asır boyunca Hristiyanlığın Roma'da yasaklı olduğu dönemde Hristiyanlara yapılan dönemsel olarak bazı dönemlerde yapılan büyük zulümler olacaktır. Ama 380'lerde Hristiyanlığın Roma Devleti'nin resmi dini haline gelmesinden hemen birkaç yıl sonra yegane din haline geldikten sonra Roma toprakları içerisindeki pagan unsurlara, kendileri gibi inanmayan özellikle Yahudilere çok ciddi anlamda kan kusturacaklar ve onlara da büyük zulümler yapacaklar. 100 sene önce, 50 sene önce kendi muhatap oldukları zulümleri bu sefer başkalarına reva görmeye başlayacaklar. Belki bunun tek istisnasını kendi dinimiz için gururla söyleyebiliriz bu anlamda. Evet. Onu da ifade etmek gerekir. Evet, gerçekten de öyle. Yani bunu şey için, hamaset için de kimse söylemiyor. Herkes dinini tabii ki sever, şey yapar. Ancak hakikaten bizim kültürümüzde, tarihimizde belki konjonktürel olarak bazı lokal şeyler olmuştu ama genel anlamda ötekine karşı bir öteki var, ötekileştirme olmamış bizde yani. Tabii. Özellikle Yahudi karşıtlığı, Hristiyan karşıtlığı diye bir şey yok. Biz bunlarla birlikte yaşamışız yani. Ama Avrupa'nın gerçekten bugün tarihinde ötekiyle yaşama yok. O kültür yok maalesef. Hocam bir de Yahudi karşıtlığına dair günümüze ulaşan metinler var. Eski metinler. Bu dönemleri var bunun, belli dönemler. Nasıl bu karşıtlık yer alıyor? Biraz ben şöyle de okumak istiyorum. Şimdi işte Tanah'ı oluşturan kitaplar var. Sözlü Tevrat, yazılı Tevrat var. Tanah'ın işte 24 kitabı var. Bunların yazılış tarihlerine de baktığımızda aslında Yahudilerin tarihteki yaşadıkları hadiselerin de ürünü olduğu gözüküyor. Yani o diyelim neşeli zamanlarda neşeli bir şey de çıkabiliyor oradan. İşte böyle sıkıntılı yenilgiler tattıkları zamanlarda intikamcı bir kitap ortaya çıkabiliyor. Nedir bunun? Burayı mı kastediyorsunuz aslında bununla? Yani bu kaynaklar nelerdir? Erken dönemde Yahudilere yönelik, Yahudileri eleştiren ciddi kaynaklar Roma'dan başlayarak var. Romalı tarihçilerin yazdıklarına baktığımızda, eski Mısırlı tarihçilerin yazdıklarına baktığımızda Yahudilerin
kökenleriyle alakalı, Yahudilerin tarihleriyle alakalı, Yahudilerin inançlarıyla alakalı ve Yahudilerin karakterleriyle alakalı çok ağır, ağza alınmayacak diyebileceğim şekilde galiz ifadelerin yer aldığını görürüz. Milattan önce bir örnek söyleyeyim. Milattan önce 3. asırda Maneto diye bir Mısırlı şahıs vardır. Maneto, Yahudileri kötülemek adına Yahudilerin soyunun çoban soyu olduğunu, dağlı tabiri caizse dağlı olduklarını, Mısır'ı gelip yağmaladıklarını, Mısır'da soykırım yaptıklarını, Mısırlıların inançlarına hiç saygı göstermediklerini falan iddia edecektir. Mesela yine Romalı tarihçilerden Tacitus, yine Yahudilerin tarihteki kökenleriyle alakalı kendisine ulaşan bütün rivayetleri toparladığını, 6 ayrı görüşe ulaştığını ve bu görüşlerden en kendisi açısından tercih edilir olarak gördüğünü, Mısır'daki hastalıklı soyla birlikte Mısır'dan Moses önderliğinde çıkan bir grup olduklarını söyleyecektir. Ama bu hastalıklı soy önemli. Şöyle, eski dünyada özellikle hocam biliyorsunuz cüzzam Tanrı'nın bir laneti olarak görülüyor. Evet. Özellikle de cüzzamlı olmak Tanrı'nın bir şekilde gazabını hak etmiş olmak şeklinde değerlendiriliyor. Özellikle Roma dönemindeki gerek bu söylediğim isimler Maneto'da yine başka isimler de söyleyeceğim. Bunların metinlerinde neredeyse ittifak halinde Yahudilerin Mısır'dan çıkışı bir Yahudilere köken izafe etme ve o köken de Tanrı'nın lanetini ve gazabını üzerine çeken rezil bir tırnak içerisinde rezil bir başlangıç miti şeklinde takdim edildiğini görüyoruz. Bu son derece dikkat çekici. Romalı tarihçilerden Yahudilikle alakalı, Yahudilerin sadece kökenleriyle alakalı değil, Yahudilerin uygulamalarıyla alakalı büyük eleştiriler vardır. Mesela Seneca, yine Cicero, Yahudilerin Şabat uygulamasını eleştirir. Şöyle bir hesap yapıyorlar. Diyor ki, Yahudiler haftanın 6 günü çalışıyor, Şabat günü yatıyorlar, çalışmıyorlar. Bu milli servete karşı bir israftır. Yani 6 gün çalışıp 1 gün yattığınızda toplam ömrünüzün 7'de 1'ini yatarak geçirmiş oluyorsunuz. Bu da insanlığa karşı yapılmış bir yanlıştır. Üretmek durumundasınız. Yine Yahudilere yapılan en büyük eleştirilerden bir tanesi günümüz toplumunda dikkat çekecek. Bizim açımızdan da hiç yabancı olmayacağımız bir eleştiri olacak bu. Medeniyete Yahudilerin katkısı ne oldu ki? Romalı tarihçiler bunları sorguluyorlar. Evet. Şimdi bugün Müslümanlara ne oldu gibi dedik ki. Aynen öyle. Batı, klasik batılı bakışı. Medeniyete katkısı ne oldu ki? Kim karşılarında yer alıyorsa onların medeniyete katkısı hep sorgulanmış. Tabii Yahudi yazarlar özellikle Josephus vesaire de bu eleştirilere, tabii bu söylediğim isimler daha geç dönem ama onu bu Josephus'tan önce yaşayanlar da bu eleştirileri yapıyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Josephus mesela bunları cevaplamaya çalışır. Yine Apion diye bir Mısırlı düşünür vardır. Özellikle İskenderiye'de Yahudilerin mesela sünnet uygulamasını ciddi anlamda eleştirir. Ya bu böyle şey olur mu? Tanrı insanı gereksiz bir parçayla mı, yani atılması gereken bir parçayla mı yarattı? Ne mümkün böyle bir şey olsun? Böyle saçma kural mı olur diyerek Yahudilerin akla aykırı, bilime aykırı, o zamanki bilim şartlarında bilime aykırı kurallarının olduğunu, dolayısıyla da insanlık için yeni, faydalı hiçbir şey sunmadıklarını söyleyip eleştirecektir. Yine mesela Apollonius Molon diye bir isim var. Apollonius Molon da Yahudileri, bunlar insan düşmanı. Bunlar hocam hangi dönem tam olarak? Özellikle miladın ikinci, milattan önce 3. asırdan, milattan sonra 2. asırda kadar Mısır ki. Mısır ve şey. Genelde tabii Mısır ve Roma. Roma, evet. Roma kaynakları. Yani insan düşmanı olarak görecek Yahudileri, insanlık düşmanı olarak görecek ve daha ilginci ateist olarak görecek. Hmm. Tabii Roma'daki tanrı inancı görünür ya da işte bir şekilde put olarak karşısına. Kendisinin dışındakilerin hepsini şey görüyor. Tabii klasik bakış açısı. Ben nasıl inanıyorsam benim dışımdakinin inancı saçmadır ya da kötüdür. Evet. Kendisi görünen. Eretiktir. Tabii görünen, elle dokunulabilen bir tanrı tavsifi yapılabilen bir tanrı inancına sahip olduğu için Yahudi de buna tam karşıt, asla putunun yapılmaması gereken ki 10 emirin yasaklarından bir tanesi, gözükmeyen, görülemeyen bir tanrı inancı olunca siz ateistsiniz diyorlar. Erken dönemde Hristiyanlara yapacaklar aynı şeyi, onlara da söyleyecekler. Evet. Yani çok erken dönemden başlayarak hocam
Yahudilere, Roma tarihçilerinin günümüze ulaşmış ve Mısırlı yazarların günümüze ulaşmış çok ağır karakter özelliklerine dair ya da tarihi kökenlerine dair, şeriat uygulamalarına dair eleştirileri var diyebilirim. Hocam biliyorsunuz bu Müslümanlara, İslam'ın çıkışında Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara yapılan tenkitlerden bir tanesi o dönemin Hristiyan kilise babalarının mürtet şeyi. Tabii. Yeni Yahudiler mürtet diye böyle suçlamalar da var. Tarih boyunca devam etmiş bu. Tabii. Ben bunu bir papaza Hollanda'da sormuştum. Tarih boyunca böyle dediniz, mürtet olarak gördünüz bizi. Hani dinden çıkan yani. Hala öyle mi görüyorsunuz dedim. Evet dedi, öyle öyle hala dedi, aynı şeyimiz var dedi yani. Dolayısıyla az önce söylediğiniz şey, yani kendi inancına uygun olmayanı mürtet olarak veya işte din dışı, pagan gibi görüyor yani. Şimdi hocam, tabii şu soruyu da size sorayım. Yahudiliğin içinden doğan bir din olarak Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Yahudi karşıtlığından söz etmek mümkün müdür? Hristiyan kutsal kitaplarında bu konuda bilgi var mıdır? Varsa nasıl? Şimdi şöyle, yani aslında Hazreti İsa bir Yahudi. İşte Kudüs'te yaşıyor. Orada onların içerisinde yapıyor. Ferisiler var orada hakimle mezhep olarak diyelim. O dönemin Yahudi mezheplerinden en etkini Ferisiler. En kalabalık grup en kalabalığı. Onlar tabii. Biraz daha materyalist bir şey. Hatta İncil'lerde onlara çok acayip şeyleri suçlamalar vardır Hazreti İsa'nın. Ey en gerek yılanları falan diyor onlara. En gerek yani soyu. En gerek soyu diyor. İki yüzler. İşte, evet evet. Çok enteresan şeyler var. Nedir bu sorunun şeyi? Yani Hristiyanlarda da bu karşıtlık var mı? İlk tabii zamanlarda. Ki özellikle kilise babalarının metinlerine bakıldığında bu İncil'lerde bırakılan, eksik bırakılan ne kadar husus varsa hepsinin geniş bir şekilde açılarak Yahudilere boca edildiğini, hakaret anlamında boca edildiğini göreceğiz. Siz az bu önce... Bu da aslında etki tepkiyi doğuruyor bir anlamda tabii ki, belki. Tabii ki. Yani erken dönemde, ama burada şu hususu tam iyi bir noktaya getirdik Sayın Hocam. Bu husus çünkü tarih boyunca antisemitizm denilen hadiseye, özellikle Batı dünyasında antisemitizm denilen hadiseye kaynaklık teşkil edecek. O da İncil'lerde, Yeni Ahit'in içerisindeki İncil'lerde Yahudilere yönelik iki ayrı İncil'de geçen bir Yuhanna İncil'inin 8. babının 43-44. Cümlelerinde Hazreti İsa'nın, tabii Yahudiler, Hristiyanlara göre Hazreti İsa çarmıha gerildi ve çarmıhta can verdi. Bu bağlamda Hristiyanların Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmesinde etkin rol oynadıklarını düşündükleri ve gördükleri kişiler Yahudiler, dönemin Yahudileri. Ve 8. babın Yuhanna kitabında 43 ve 44. cümlesinde İncil'ler Yahudilerin şeytanın soyundan geldiklerini ifade eder. Matta İncil'inin 27. babındaysa, son babından bir önce, Hazreti İsa çarmıha gerilmeden hemen önce, 27. babın ortalarındadır. Ayet cümle numarası çok aklımda değil şu anda. Orada da şunu söyleyecektir. Çok önemli. İsa'nın kanının sorumluluğu bizim, Yahudiler söylüyor, bizim ve bizim soyumuzun üzerine olsun. Hı hı. Şimdi bu cümle, tarih boyunca İsa, Yahudi, Hristiyanlara göre malum, biz Hazreti İsa'yı peygamber olarak görürüz ama Hristiyanlar Tanrı'nın oğlu olarak da ve Tanrı olarak üç uknumun bir parçası olarak görürler. Tanrı'nın katilleri, Tanrı katili olarak değerlendirecektir. Hı. Ve bu metin İncil'de Tanrı katilleri olarak Yahudilerin kayda geçmesi ve tarih boyu da soylarının İsa'nın katili olarak sorumluluğunu almaları anlamında İncil'lerde ifade ediliyor. Eyvallah. Bu da çok enteresan tabii. Hatta bizim bu şey vardır hocam, bu Yeniçeri hikayesi vardır bilirsiniz. Yani Yeniçeri'nin birisi bir Yahudi ile karşılaşmış. Tabii kılıcını çekmiş, boğazına dayamış. Yani işte siz bizim Efendimiz'i, Peygamberimiz'i, İsa Efendimiz'i öldürdünüz falan gibi söylerken ya demiş, bu çok yıllar önceydi, asırlar önce oldu falan. Hayır demiş, olsun ben yeni öğrendim demiş. Yani bu şey var. İkincisi de bu şeytanın soyu meselesi de çok işlenen bir şey herhalde. Tabii. Bu tabii ta Hazreti Adem'in iki oğluna da giden bir şey bir yönüyle. Yahudilerden bazıları yani biz kendilerine yani ateşten yaratılan şeytanın soyundan geldiğini iddia edenler de var. Yani böyle şeyler de yazılıp çiziliyor.
Dolayısıyla şöyle bakıyorlar. Ateş topraktan üstün. Dolayısıyla topraktan yaratılanlardan üstünüz biz gibi. Böyle bir şey de var derler. Ama tabii bunun tabii şeyini çıkarmak lazım. Enteresan bir şey bu hakikaten. Orta Çağ boyunca da devam eden bir şey herhalde bu. O günden bugüne şeyde. Kadar hala İncil'ler tabii hala ortada. Evet. Bugün dileyenler herkes açıp herhangi bir İncil'den bunu ya da internetten çok rahatlıkla teyit etmesi mümkün. Evet. Direkt olarak Yahudilerin tarih boyunca bu bağlamda İsa'nın katilleri, Tanrı katilleri olarak görülmesi ve suçlanmasına kaynaklık teşkil etmiştir. Bir şey daha ilave etmem gerekir. Özellikle İncil'lerle alakalı deyince Sayın Hocam. İncil'lerde Yahudilere yönelik en büyük eleştirilerden bir tanesi de Yahudilerin tarih boyunca peygamberleri öldürdükleridir. Ve bunlar isim isim zikredilir. Sadece İncil'lerde değil tabii. Resullerin işlerinde de Yahudilerin öldürdüğü, kıydığı peygamberlerden bahsedilir. Onu da ifade etmem gerekir. Çünkü aynı söylem hadislerde de bizde de var. Bizde de aynı şekilde devam edecek. Evet, o da zaten şey var orada. Dolayısıyla hakikaten bu Hristiyanlardaki bu Yahudi karşıtlığının günümüze bakan yönlerini de iyi etüt etmek lazım. Tarihte malum Protestanlığın kurucusu Martin Luther'in de veya o dönemin reformasyon liderlerinden hepsinde aşağı yukarı 3 tane 4 tane düşman belirlenir. Onlardan bir tanesi Yahudilerdir. Tabii ki. Hepsinde. Tabii. Birisinde tabii Türkler var. Türklerden papalık. Kasıt Martin Luther'de Müslümanlardır. Yani Martin Müslümanlar, Luther tabii Osmanlı Türkler yani. Derken Müslümanları kastediyor. Bu arada tabii Hint'te de böyledir. Yani şu anda konudan sapmış gibi olmayayım. Estağfurullah. Yok. Ekstra bir bilgi. Yani Hint dünyasında, Hint literatürüne de bakıldığında Müslümanları tavsif için Türk kelimesi kullanılır. Bu da antre parantez arada söylemiş olalım. O zaten öyle hocam. Tarihte gerçekten o Türk kelimesi etnik köken anlamında kullanılmıyor. Ya Osmanlı ya da Müslüman anlamında daha ziyade. Ben hani şu şeyleri gördüm mü Avrupa kütüphanelerinde? Türk Kur'an'ı diye yazıyor. Yani şeylerin üzerinde. Evet. Türk peygamberi, Türk Kur'an'ı falan diye. O 16. yüzyılda özellikle kütüphanelerde öyle şeyler çok yaygındı. Bugün de bu manada daha yakın zamana kadar Katolikler İsrail'le ilişkileri yoktu bildiğim kadarıyla. Tabii yani Vatikan Konsili sonrasında başlayacaktır. Evet. Martin Luther demişken Martin Luther bu arada sinagogları tabii bakın ne kadar farklı bakış açısı olacak. İslam'ın geldiği dönem ve yüzyılı düşünelim ve İslam'ın mescitlere, havralara, Allah'ın adının anıldığı yerlere yaklaşımla ilgili koyduğu kuralları düşünelim. Martin Luther'in yaşadığı dönem 15. yüzyıl Martin Luther sinagoglara şeytanın yuvaları diyecektir. Evet. Yani çok ağır konuşacak. Yani onların öyle dedikleri zamanlarda Yahudiler İslam topraklarında işte Endülüs'ten kovuldular Osmanlı toprakları ve Fas'a gittiler başka yerlere gittiler ve büyük kabul gördüler. Daha işte Hitler döneminde kucak açanlar yine bizim vatanımız oldu bunlara. Tabii. Şimdi Ömer Faruk Hocam burada size şu soruyu soracağım yalnız. Bu kadar Hristiyan kaynaklarında düşmanlık var. Birbirlerini aslında hiç sevmeyen iki millet veya din mensubu diyelim. Ama gelin görün ki bu Gazze olayında veya herhangi bir başka bir olayda batı dışı toplumları ilgilendiren bir şeyde bu ikisi birbirini hiç kayıtsız şartsız destekliyor. Nasıl bu Hristiyanlar bu düşmanlıkla, bu tarihi bagajlarla kayıtsız şartsız destek veriyorlar? Tabii burada özellikle evangelizm diye bir kavramdan bahsederek başlamak gerekecek. Hristiyanlığın kelime anlamı itibariyle evangelizm aslında İncil müjdesini dünyaya, insanlığa duyurmak, yaymak anlamı olsa da temelde evangeliklerin en temel gayeleri dünyanın sonuna dair bazı istekler ve meraklar. Evet. Bunun da en başında İsa Mesih'in tekrar yeryüzüne dönecek olması ve onların lideri olarak Tanrı Krallığını tekrar kuracak olması. Yani yeryüzü cennetini. Yeryüzü cennetini tekrar kuracak. Ama bunun için de olması gereken bazı ön şartlar var. Yahudi hani kıyamet alametleri gibi. Bu ön şartların en başında Filistin bölgesinde bir Yahudi devletinin kurulması ve bu Yahudi devletinin Müslümanlarla ve diğerleriyle işte o bölgede ciddi anlamda bir kaotik bir durumu oluşturup savaşması ve İşte bütün bu şartların gökten İsa'nın tekrar yeryüzüne inerek bu olaylara müdahale edip nihai olarak aslında bakmayın ilk etapta çok yakın gibi dururlar ama Armagedon'da nihai olarak ya kendilerine tabi olacak ya da savaşacaklar onlarla zaten savaşacaklar ya kendilerine tabi olarak kurtulacaklar Yahudiler
evanjeliklere göre ya da yok olacaklar Armagedon'da. Evet. Ama gelin görün ki oraya kadar yolda şimdilik herkesin işine geliyor bu durum. Ve yolda o dostluğu... Ondan sonra bakarız diyorlar. Tabii yani. Tabii şimdilik bu işi görelim. İlk mücadelenin birinci raundunu halledelim. İkinci raunda gelince bakarız tabii. Bakış açısı biraz bu. Dolayısıyla aslında Hristiyan evanjelizminin zihnindeki yol haritası içerisinde Yahudilere olan ihtiyaçtan kaynaklı bir durum bu. Bunu da ifade etmek gerekir. Açabiliriz ihtiyaç. Şöyle açalım orayı. Buradan tabii Hristiyan Siyonizm aslında bizim programımızın kavramlarından birisi de Siyonizm. Evanjeliklerin bu kavramı önce kullandıkları, aslında belki de ilk kullananların onlar olduğuna dair bilgiler de var. Tabii. Yani Hristiyan Siyonizmi, evanjeliklerin Amerika, daha Theodor Herzl bunu kongreye falan toplamadan önce 1800 yıllarda, hatta daha erken zamanlarda bunu Hristiyan evanjeliklerin kullandığını biliyoruz. Yani tabii, böyle bir şeyimiz var. Hatta Amerikan başkanlarını zorladıkları o dönemde, hatta bunu Balfour Deklarasyonu'na giden süreci bu takibin aslında getirdiği söyleniyor. Burada Hristiyan Siyonizmine kapı aralasak ne dersiniz bu bağlamda yine? Tabii evanjeliklerden söz açtığınız için. Tabii aslında... yani işin özü Hristiyanların biraz önce bahsettiğimiz gündemi içerisinde Yahudilere olan ihtiyaca binaen Hristiyanlar Yahudileri kendi gündemlerine alıyorlar. Yoksa muhtemelen biraz sonra konuyu açacağız, konuşacağız. Tarih boyunca Yahudilerin ne kara kaşını ne kara gözünü hayran değillerdi. Hiçbir zaman olmadı. Hiçbir zaman da anlaşamadılar. Ama ve lakin Protestanlığın özellikle Amerika merkezli olarak batıdan doğuya İncil mesajını yaymasının sonucunda bizim karşılaştığımız bir durum bu. Osmanlı'nın zaten sadece Osmanlı'da değil aslında. Birinci Dünya Savaşı'na giden süreç artık imparatorluklar çağının yavaş yavaş işte kapanmaya başladığı, Fransız İhtilali sonrası ulus devletlerin daha ön plana çıktığı bir dönemde hazır bu ortamı da bulmuşken biz şu İncil'de özellikle Yeni Ahit'in son kitabı Vahiy kitabında bir yön kehanetler vardır. Ama oraya şu anda girersek hocam oraya program girmeyelim. Başka bir noktaya gider. Evet, doğru. Dolayısıyla bu bağlamda kendi o Vahiy kitabındaki kehanetlerin gerçekleşmesi ve kendi evanjelik gündemlerinin oluşabilmesi için hani moda tabiriyle söyleyelim. Grace Halsall'ın kitabı da var. İşte Tanrı'yı kıyamete zorlamak adına, o kıyametin gelmesini sağlamak adına Orta Doğu'yu kıyamet yerine çeviriyorlar diyebiliriz belki bu bağlamda. Evet. Hocam bir de Rizzi'den de bana bu manada şey iletildi. Ortodokslar mesela Rusya'da bu Ortodoksların bu Yahudilere karşı durumu nedir? Orada bir aynı mı yani Katoliklerle aşağı yukarı? Şimdi, yoksa biraz farklılık var mı orada? Şimdi Ortodokslar... Tabii İsrail'i kuran Yahudiler biliyorsunuz Rus Yahudiler aslında. Bir kısmı Rus tabii ki. Evet. Bir kısmı Rus. Daha tamamen fazla. Ruslar değil ama... Polonya işte o civarı. Doğu Avrupa'dan gelenler, Rusya'dan özellikle Hove ve Sion'la vesaire evet. Göçler tamamen Rusya'dan gelenler. Ama şunu söylemek lazım. Ortodokslar veya Doğu kiliseleri, Süryaniler, Ermeniler, Kıptiler, Habeş Kilisesi... Evet. Bunların hepsi Katolik ve Protestan misyonerlerin... doğal hedefi pozisyonundaydı tarih boyunca. Özellikle de Bizans'ın yıkılması sonrasında. Dolayısıyla bunlar kendini korumaktan tabiri caizse çok böyle kafasını kaldırıp da hadi bakalım yayılalım moduna çok giremediler. Tarihin yani son yine işte Bizans sonrasını dikkate aldığımızda birazcık Moskova Kilisesi'nin var olma mücadelesi içerisindeki o bir süre daha ayakta kalmasını bir kenara bırakacak olursak geri kalan bütün Doğu kiliseleri İşte Ermenisi kendini korumakla meşguldü. Ancak kendini korumakla meşguldü. Evet. Onların böyle bir gündemi çok fazla olmadı. Büyük varlıklar olmadı. Evet. Ama ve lakin şunu da söyleyelim. Sizin tam da bahsettiğiniz noktada Yahudilere yönelik bir zihinlerinde hep bir şüphenin olması bağlamında diğerlerine çok farkları olmayacak. Çünkü işte Çar'a bir suikast düzenlenecek ve akabinde gelen yöneticiler 19. yüzyılın son çeyreğinde Rusya bölgesinde gelen yöneticilerin tamamı Yahudi toplumuna karşı çok ciddi ön yargılarla baskılarını artıracak ve bu da zaten o bölgeden Filistin'e göçü teşvik edecek diyelim. Böylece bağlamış olayım ben burayı. Şimdi bir de yine bana Rezide'deki arkadaşlar söylüyorlar. Onların da bizim programımızda böyle hakikaten ana kumanda masamız da bayağı aktiftir yani böyle sorular sorarlar.
bir arkadaş, editörümüz. Yani Ermenilerde de diyor müthiş bir Yahudi karşıtlığı gözüküyor diyor. Hatta Yahudilerin de Ermenilere karşı böyle bir şey, antipatisi de var. Bunun sebebi biraz dini midir acaba? Biraz ben şöyle de düşünüyorum bunu. Yani Ermeniler tarihte yine soykırıma uğradıklarını iddia ediyorlar. Yahudiler de soykırıma uğrayan biricik millet olma özellikleri var. Hatta biliyorsunuz Amerika'da Türkiye'yi desteklerdi Yahudiler bu manada. Bunun şeyi var mı, özel bir bilginiz var şimdi mı bu konuda? Bir tabii ki şöyle söyleyeyim. Bir, Ermeniler de bugünkü Yeni Ahit'i okuyorlar. Evet. Dolayısıyla Ermeni de orada Matta İncil'ini açtığında Tanrısının katili olarak Yahudi okuyor. Bu bir. İkincisi, özellikle Siyonizmin ortaya çıktığı dönemden itibaren Siyonizm Filistin bölgesini yurt edinebilmek için yapılan pazarlıklarda şunu getirecektir Osmanlı yönetimine, Abdülhamit Han'a, Theodor Herz veya onun sözcüleri. Biz size karşı, yani daha doğrusu sizin yanınızda Ermeni lobisine karşı destek olalım ve Batı'da Ermeni lobisinin size karşı düşmanlığı noktasında desteğimizi sürdürüp onları biraz daha geri planda kalmalarını sağlayacak şekilde hareket edelim. Yani Ermeniler ayrılma, ya özellikle tabii tehcir vesairesi sonrasındaki hadiseler zamansal olarak daha geride olmakla birlikte Osmanlı ile 1856'dan sonra zaten hepsi ıslahat fermanı sonrasında yurttaş haline geldikten sonra hepsi belli haklar peşinde koşmaya başlamış ve hepsiyle de ulus devlet fikrinden hareketle ve Batı'nın da misyonerlerin de kaşıması, Osmanlı'nın o devirdeki düşmanları diyelim, onların da kaşımasıyla belli bir düşmanlık var. O devirde işte Theodor Herzl Filistin bölgesinin kendilerine bırakılması ya da o konuda yardımcı olunması karşılığında Ermeni lobilerine karşı Osmanlı'yı destekleme fikrini de ortaya atacak. Evet. Böyle bir durum da var. Eyvallah. Şimdi hocam bir de araya gideceğiz ama araya gitmeden önce şu soruları da sorayım istiyorum. Hazreti Peygamber döneminde tabii Medine'de Yahudiler var. Arap Yarımadası Yahudileri var. İşte başlıca üç kabile var. Bunların bazı rivayetler Babil sürgünü, Babil baskını tartışmalı sonra, onlar hocam, evet. Bazıları Yemen'den geldi, bazıları oradan geldi, bazıları Roma işte baskınından sonra geldikleri şeklinde rivayetler var. Burada nasıldı yani Medine döneminde, Hazreti Peygamber döneminde Yahudilere karşı bir böyle oryantalistik iddialar var bu anlamda Tabii, tabii. Aslında. İşte Beni Kaynuka'nın, Kureyza'nın sürgün edildiği işte. Nadir ve Kaynuka Evet, sürgün edildi. doğru. Bu nedir? Ne kanaatiniz ne bu konuda? Orada beraber yaşanıyordu. Medine vesikası var. Beraber yaşama ile ilgili Peygamberimiz onlara onu sundu. Hep bozanlar onlar oldu. Ama buna rağmen oryantalistler bu iddiaları ortaya koymaktan geri durmuyorlar. Evet, oryantalistlerin temel iddiası özellikle Kureyza Yahudileri üzerinden. Şimdi Beni Kureyza Yahudilerinin savaşta Müslümanlara karşı Mekke müşrikleriyle birlikte hareket etmesinden sonra Beni Kureyza Yahudilerine bir cezai, özellikle eli kılıç tutanlara karşı bir cezai müeyyide var ve 400 kadar, İslam kaynaklarında 400 kadar Yahudinin cezalandırılması, infaz edilmesi söz konusu. Burada bir şeye dikkatinizi çekmek isterim ama. Bakın, dönemsel olarak savaş şartlarındayız. Hazreti Peygamber'in zehirlenmesi gibi hadiseler yaşanmasına rağmen Beni Nadir'den hiçbirine dokunulmamış. Bütün bu ortamda, bütün bunlara rağmen Beni Kaynuka'ya ayrı bir muamele yapılmış. Bakın, toptancı bir yaklaşım yok Sayın Hocam. Beni Kaynuka sürgün edilmiş. Beni Nadir Bir de sürgün kendi edilmiş. Kitaplarına göre aslında cezalar da veriliyor. Tabii ki aynen öyle. Kitapları. Kendi içlerinden soruluyor ve Beni Kureyza'ya da neticede ceza veriliyor. Ama ben burada başka bir şeye dikkat çekmek yani istiyorum. Yani hukuk işliyor aslında. Aynen bence, öyle. Ama evet. Başka bir şeye dikkat çekeceğim Sayın Hocam. O da şu. Tam da aynı dönemde projektörü Medine'den şöyle Suriye'nin kuzeyine doğru çevirelim. Şimdi o Gulibetür Rum'un anlatıldığı ayetlerin arka planındaki mücadele. Şimdi bir tarafta İran, Sasaniler, bir tarafta Bizans. Malumunuz 614'te Sasaniler Kudüs'ü de alacak şekilde Bizans'ın elinden o bölgeyi alıyorlar ve yeniyorlar. Bunun üzerine de Gulibetür Rum ayeti geliyor. Sasanilerin müttefiki kim Sayın Hocam? Yahudiler. Sasani topraklarında o devirde yaklaşık 1 milyon Yahudi yaşıyor. Ve Sasanilerin müttefiki Yahudiler. Savaşta da Suriye'nin kuzeyinde de Bizans'a karşı çok ciddi mücadele yapıyorlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yazıştığı, mektup yazdığı
İslam'a davet ettiği Heraklius da bu mücadelenin içerisinde. Heraklius'un tam da bu dönemde o Gulibetur Rum'un gerçekleştirdiği sırada sadece Tiberya bölgesinde, Kuzey Suriye'de öldürdüğü, cezalandırdığı Yahudi sayısı bugün batılı kaynaklara göre 20 binin üzerinde. Ya hiç gündeme gelmiyor mesela. Aynen aslında. Ben de tam da bunu gündeme getirmek istedim. Bunu şimdi, yazdınız mı hocam? Yazın bunu aslında. Bir makale konusu yazdım olur bu yani. Yazdım da yani. Gerçi enteresan ama o yani. Benim de tam aynı dönemde şeydir. Sayın hocam. Bir tarafta sadece bir cephede 20 binin üzerinde Yahudinin yok edildiği ortamda buraya hiç kimsenin bakmaması, diğer taraftan da savaş ortamında sadece 400 kişinin, o da kadınlara dokunulmamış, çocuklara dokunulmamış. Bir daha Hitler'ini bozdukları, KUK'a aykırı davrandıkları. Aynen öyle. Evet. Buranın özellikle oryantalistler tarafından çokça köpürtülmesi, ya bu ne perhis, bu ne lahana turşusu demeyi gerektiriyor bize. Eyvallah. Açıkçası bu tarafı çok ihmal ediliyor. Hocam, bir şey daha bunun ihmal gündeme ediliyor. Getirilmesi lazım. Bu enteresan bir nokta. Evet. Tabii ki bir şey daha dikkatini çekmek isterim. Sanki şöyle bir algı var. Özellikle Müslüman toplumda da, yani bizim aramızda da bu var. O da şu. Medine'de Yahudiler Beni Nadir, Beni Kaynuka ve Beni Kureyza ile birlikte bitti. Hayır. Şimdi sahih İslami rivayetlere baktığımızda Sayın Hocam, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman Hazreti Peygamber'in zırhının bir Yahudi'de rehin olduğunu biz biliyoruz. Evet. Hatta hadislerde, siz hadis hocasısınız o yüzden ben alanınıza girmeyeyim ama hadislerde işte şu kadar miktar arpa karşılığında hocam, rehin benim alındı. Hadis hocası olduğumu çok bilmiyorlar. Başka alanlarda konuştuğumuz için genelde siz, veya tabii multidisipliner çalışıyorsunuz hocam. Yani. O yüzden tabii ki yani evet. Hadis tarafınızı Talmud ve hadis işin bir boyutunda Sait Toprak Hoca'ya da aklıma geldi. Onu da söylemiş olayım. Sayın hocam, Hazreti Peygamber'in vefatı döneminde özellikle Hazreti Peygamber'in zırhının bir Yahudi'de rehin olması, Hazreti Peygamber'in hala daha doğrusu tabiri caizse hukuka riayet eden Yahudilerle birlikte yaşamaya devam ettiğini gösteren en önemli çok kanıt. Çok sembolik bir olay ama çok enteresan bir şey bu. Bunu bile hocam biz esasında Müslümanlar olarak da bahseleri de anlatamıyoruz. Yani mesela bu konu bile aslında böyle bir senaryolaştırılıp buradan birçok şeylerin üretebileceği bir şey yani. Diktatör olan Yahudileri ezip geçen bir kişi kendi zırhını emanet olarak verebilir mi? Ya sen hukuk var, hala ne, bir hukuk ne konuşuyorsun var. Der yani. Tabii hocam yani. Bir taraftan annelerimizden iki tanesi, evet. Safiye annemiz, evet. Reyhane evet. annemiz, ikisi de Yahudi kökenli. Evet. Özellikle Safiye annemizin, İslam tarihi hocalarımız çok daha iyi, güzel anlatırlar. Safiye annemizin kendi mirasıyla alakalı olarak kendi mirasından kendi akrabalarına bıraktığını, Hazreti Peygamber'in bu anlamda o akrabalarıyla ilişkisini ve onlara kol kanat gelmesine hiçbir şey söylemediğini yine bizim sahih hadis kaynaklarımız söylüyor. Evet. Dolayısıyla çizilen Hazreti Peygamber profili özellikle oryantalistlerin ve bu anlamda köpürtmeye çalıştıkları hususlar hiç de akıl sahibi, vicdan sahibi insanların kabul edeceği şeyler değil. Bunu ifade Akıl edeyim. Vicdanla bir alakası yok. Bu manipülasyon tamamen. Yani kendi doğrularını ortaya koymak. Hocam tabii araya gideceğiz. Çok az süremiz kaldı ama bu tabii Yahudilerin, Medine Yahudilerinin, Hayber Yahudilerinin, siz de o kanaattesiniz herhalde. Şeyden, Babil baskınından sonra veya Babilonya kralının Kudüs'ü işgal etmesinden sonra herhalde ki buna şeyden sonra, aradan sonra devam edelim. Bir soru var bu manada. Değerli seyirciler, tabii programımız bütün hızıyla devam ediyor. Antisemitizmi konuşuyoruz, Yahudi karşıtlığını ve Yahudiliğe karşıtlık nasıl oluşmuş tarihte, Hristiyanların Yahudilere yönelik karşıtlığını konuşuyoruz. Aradan sonra devam edeceğiz. Siyonizm de var konumlarımız arasında. İnşallah kısa bir aradan sonra devam edeceğiz. Değerli Vav TV izleyicileri, tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. Bu akşam doçent doktor Ömer Faruk Aras hocamızla Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi öğretim üyesi hocamız. Tabii şu ana kadar çok zevkli, enteresan bilgiler de aktardı hocamız bize. Özellikle tarihi bağlamda. Genel anlamda antisemitizmi ve Yahudi karşıtlığını ama Yahudilere yönelik karşıtlığı da konuşuyoruz. Bunun dini, teopolitik, teolojik yönlerini de konuşuyoruz.
En son Hazreti Peygamber dönemindeki Yahudilere yönelik bir karşıtlık var mıydı, yok muydu? Zannediyorum bir de bağlantı yapacağız. Profesör Doktor Yasin Aktay hocamız da zannediyorum ya hazır ya da biraz sonra hazır olacak. Ona da biraz daha işin güncel boyutunu sormaya çalışacağız. Ama hocama ben tekrar Yasin hocama geçmeden önce hazırlanana kadar. Bu Orta Çağ boyunca hocam şeyler var. Hristiyan dünyada Yahudilere yönelik muamele var. Siz biraz o işin Hristiyanlık boyutuna girdiniz. Hristiyanlık evet. Metinlerindeki Yahudi karşıtlığına girdiniz. Ama bir de tarihi boyunca, Orta Çağ boyunca bunun uygulamaları da var evet. Yani Avrupa şeyinde. Bu konuda ne dersiniz? Tabii bunu Hitler dönemine kadar geliyor bu iş. Hitler döneminde zaten biraz o kadarını getirmeyeyim ama gene de şunu söyleyebilirim Sayın Hocam. Başlı başına bunu ayrıyeten konuşmak mümkün. Yani evet. Ama ben temel başlıklarla özetleme yoluna gitmek istedim. İleride yaparız hocam. Başka programlar yaparız inşallah. Şimdi Orta Çağ boyunca Hristiyanların özellikle Christendom dedikleri Hristiyan dünyada Yahudi karşıtlığı ya da Yahudilere yönelik muameleler, uygulamalar dendiğinde ben hep şu cümlelerle başlarım. Genelde derslerde, fakültede öğrencilerimizle konuşurken de ya bu antisemitizm denilen suçlama biz Müslümanlara nasıl bulaştı? Bunu bir üzerine düşünmek lazım. Ya tarih boyunca kavga Hristiyanlarla Yahudiler arasında büyük oranda olmuşken son Siyonizmin ortaya çıkışı ve sonrasındaki o vaat edilmiş topraklar dedikleri coğrafyanın Müslümanların elinde olmasından hareketle tamamen siyasi çatışmalar hiç olmayan ki Müslümanlara en yapamayacakları eleştiri Yahudilik yanlış anlaşılmasın. Siyonist yaklaşımlarla ilgili eleştiriler Müslümanlar hep yapar. Ama Yahudilik dediğiniz inancın peygamberlerine, kutsal kitabına, mabetlerine yönelik hiçbir zaman tarihin hiçbir döneminde lokal küçük hadiseler dışında bir karşıtlık söz konusu değildir. Gel görelim Hristiyan dünyada bu böyle mi? Hayır tabii ki. Hristiyan dünyada çok farklı karşıtlıklardan, çok farklı muamelelerden, aklı hayale gelmeyecek uygulamalardan konuşmak mümkün, bahsetmek mümkün. İlk başta şunu söyleyebilirim. 3. Lateran Konsili'nde Hristiyanların birbiriyle faizli alışveriş yapması yasaklanır. Ama bu sosyalde bir gerçek. Yani birilerinin bu faizle para işlerini, tefecilik tabiri caizse, tırnak içi bugünkü işte bankalarla büyük oranda yürüyen işlemleri birinin yapması lazım. Kim yapacak? Özellikle de Batı toplumunda elin altında Yahudi var. Hristiyanlara haram. Koca konsilde papalık bunu yasaklamış. Hristiyana bunu yapamayacaksa para ihtiyacı olduğunu da ekstra Yahudi'ye gitmişler. Yahudilere bunu yaptırılması salık verilmiş. Ama bu durumda Yahudiler tefeci olarak kalmışlar. Ve tefecilik işi suçlaması. tefecilik suçlaması toplumu ekonomik olarak Yahudilerin semirdiği toplumu da sömürdükleri. Vallahi aslında tabir yerinden bilmiyorum ama bir anlamda marabacılıktan tabii bir anda para babalığı arabacılığa evet, yükselmiş. Para babalığına doğru bir transfer durumu söz konusu. Ama bunlar tamamen aslında şartların ortaya koyduğu durumlar. Yani o mevcut sosyal şartlar, mevcut dini şartlarda onlara, Yahudilere biçilen rollerin Yahudilere sağladığı kazançlar olmuş. Ama bu tabii bu tefecilik suçlaması ya da toplumu ekonomik olarak sömürme konusu günümüzde hala tabii çokça yaygın. Belki oradaki o kurulan düzenin erken dönemde bu parayla iş yapmayı çok iyi bir şekilde altyapısını oluşturmuş olmalarının Yahudilere sağladığı büyük bir avantaj olmuş. İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan düzende esas bence o küresel sistemin cihazlarına hakim oluyorlar bence. Tabii bunun dışında hocam özellikle şeriatlarıyla alakalı. Yani Yahudilerin, şimdi tabii Hristiyanlığın Yahudiliğe karşı en temel söylemi Yahudiliğin işi artık bitti. Bu şeriatın işi artık bitti. İsa Mesih geldi. İsa'ya iman ederseniz kurtulursunuz. İsa'ya iman bizim kurtulmamız için yeterli sebep. Şeriata gerek yok. Yahudi şeriatına gerek yok. O zaman Yahudilere yönelik olarak sürekli şeriatınız artık geçerliliğini yitirdi. Bu uygulamalara gerek yok. Siz sürgüne geldiyseniz bugün burada bizim emrimiz altında yaşıyorsanız ya da milattan sonra 135 yılında Bar Kokhba isyanının bastırılması sonrası Roma Yahudileri bütün dünyaya tabiri caizse dağıttığında niye dağıldınız? Çünkü bütün başınıza gelen olumsuzluklar sizin kötülüğünüzden dolayı geldi.
Siz Tanrı'nın zaten katiliydiniz ve zaten kötü kalplisiniz, kötü insanlarsınız, karakter olarak da kötüsünüz, şeytanın soyusunuz. Dolayısıyla bütün bu başınıza gelenleri hak ediyorsanız, dolayısıyla da biz size bunun bedelini ödetiriz tırnak içerisinde. Hep böyle yürüdü. Başlarına gelen her şey, sürgün hadiseleri tamamen Yahudilerin günahkarlığı olarak değerlendirilir ve Yahudiler buna göre suçlanır diyebilirim. Tabi Yahudi eserleri özellikle yine suçlanacaktır. Yahudi eserlerinin Hristiyan değerlere hakaret ettiği düşüncesi, Talmudlar, Talmudlarda Hazreti İsa ile alakalı işte birkaç dolaylı da olsa bazı ifadeler vardır. Çok ağır ifadelerdir. Ben burada zikretmek istemem. Onun dışında temel Hristiyan değerlere yönelik. Bizzat hocam tabii sizin çalıştığınız alan var aslında. Tefsirlerde çok daha çok farklı şeyler var. Hatta tefsirlerdeki yorumlar ana kutsal metnin çok ötesine geçen tabii. Şeyler. Onu aşan hatta bir anlamda Tanrı'nın yerine kendisini koyan hahamlar, din adamları bu var orada. Bu tabii Hristiyan yani Tanrı'yı kutsal... ikinci sınıfa iten bir şey var orada aslında bakıldığında. Çoğunlukla karşılaşırız biz bununla. Ama neticede Hristiyanların Yahudi kutsal metinleri ve özellikle de yani kutsal metinlerden kastım Talmud. Talmud Yahudiler için kutsal metindir. Veya diğer dini literatür. Bunların Hristiyanlara yönelik suçlayıcı ifadeler kullandığı, Hristiyan değerlerine yönelik olumsuz ifadeler barındırdığı, dolayısıyla da bunların yok edilmesi gerektiği. Zaten kilise sansür diye bir uygulamayı devreye sokacak. Yahudilerin bu kutsal metinlerini, Talmud metinlerini basmaları veya diğer dini literatürlerini basmaları kilisenin sansür kontrolünden ve uygulamalarından sonra ancak mümkün olabilecek. Bu da bütün 16-17. yüzyıllar boyunca devam edecek bir uygulama olarak kilisenin burada, uygulaması olarak. Tabii şunu şey yapalım biraz seyircilerimizin aklına şu gelebilir. Tabii Talmud'un şeyini oluşturan Mişna dediğimiz şey metin Sözlü Tevrat'ın en önemli kitabı. Milattan önce 3. asırda başlanıyor derlenme aşağı yukarı Cuda Hanasi diye. Sonra bir devam ediyor. Bu Talmud'un oluşumu da epey sürüyor. Yani ta İslam'ın başına kadar İslam'ın diyelim. Başına veya 200 yıl sonrasına kadar devam eden bir süreç. Dolayısıyla orada Hristiyanların olması çok normal. Yani çok diyecekler normal. Ki seyircilerimiz Talmud'da Hristiyanlara nasıl tepki veriliyor falan demesinler. Tabii yani Mişna'nın değerlenmesi siz söylediniz. Yahuda Hanasi 200'lerdir milattan sonra. Hristiyanlık dediğimiz inanç artık zaten kendi ayakları üzerinde duracak bir pozisyona gelmiş durumda. Mişna'dan ziyade Talmud hocam. Mişna daha fazla fıkhi metinler, fıkhi hükümler içerdiği için daha çok ama Talmud'daki o çıkmış. Yemara dediğimiz yorum kısmında bolca Hristiyanlara yönelik eleştiriler, Midraşlar'da yine Hristiyanlara yönelik eleştiriler karşımıza çıkıyor. Bu da en temel suçlamalardan bir tanesi. Yine Yahudi eserleri Hristiyan değerlere büyük saygısızlık yapıyor ve bundan hareketle de bizim Yahudi eserlerin basımına müdahale etmemiz gerekir anlayışı var ama bunun dışında Yahudi değerlerine karşı da çok ön yargıyla hareketler var. Mesela Purim bayramı, Yahudilerde Purim bayramı kutlamaları biraz neşenin, kostümün hatta İslam dünyasında günümüzde de bu biraz böyle problemli bir konudur. Yahudiler Purim bayramında kostümler giyerler. O kostümlerle Yahudiliklerinden kostümlerle sıyrılırlar. Yani Yahudi oldukları belli olmaz. Hatta genellikle Yahudilerin en hoşlanmadığı tiplerin şekline kılığına girerler. Bu bağlamda Purim bayramında Haman kuklaları özellikle Hristiyan dünyada Haman kuklaları ne diyelim yapılır ve bu kuklalara tabiri caizse zarar verilir. Çünkü Haman dediğimiz karakter tam da Purim bayramının gerekçesi olan Babil'de Yahudilerin yok edilmesiyle ilgili, yok edilmesi için çalışan Babilli bir yöneticidir, devlet yöneticisidir. Ama Tanrı'nın yardımıyla Esther denilen Yahudi kraliçenin ve Mordehai, onun hocası Mordehai'ın büyük gayretleriyle Yahudiler bu Haman'ın tuzaklarından kurtulurlar. Ve kurtuldukları için de bu Purim gününü, o kurtuluşun anısına Purim bayramı olarak kutluyorlar. Tam da burada işte o Haman'ın kuklalarının İsa'nın çarmıhana benzetilmek suretiyle vay efendim bunlar hala
bizim Çarmıh ve İsa babamızla İsa ile dalga geçiyorlar. Dolayısıyla da bizim bu Hristiyan değerleriyle dalga geçen grubu tabiri caizse yaşatmamamız, gereğini yapmamız gerekir şeklinde büyük tepkilerin onlara dönebildiğini görüyoruz. Orta Çağ boyunca bu uygulamalardan sadece bir tanesi. Bunun dışında yine Hristiyanların Evharistiye ayininde, ayinin sonunda ekmek ve şarap vardır malum. Evharistiye ayininin sonunda şarabın Hazreti İsa'nın son akşam yemeğindeki işte kanını temsil ettiği, ekmeğin ise bedenini temsil ettiği şeklinde yorumlanır ve en son ayine katılanlara bu ekmek ve şarap takdim edilir. Hristiyanlar Yahudilerin bu kutsal ekmeği çalmak suretiyle bunu kızgın yağ atarak buna işkence ettikleri, yani İsa'nın etini temsil ettiği düşüncesiyle buna işkence ettikleri, hatta bu ekmeği ele geçirmek için rüşvet verdikleri, büyük tuzaklar, komplolar kurdukları gibi pek çok yorumla suçlanmışlardır. Komik geliyor bazen ama trajikomik açıkçası. Evet. Ve buradan hareketle de çok ciddi takibatların yapıldığı, çok ciddi anlamda infazların gerçekleştiğini bütün Avrupa boyunca Orta Çağ'da görüyoruz ve biliyoruz. Daha ilginci ve herkesin genelde bildiği bir husus, tüm topluma düşmanlık yaptıkları, Yahudilerin toplumun düşmanı oldukları ve dolayısıyla da tüm toplumu, Hristiyan topluma zarar vermek istedikleri. Nasıl olacak peki bu zarar Sayın Hocam? Suları zehirleyecekler. Şimdi bu suları zehirleme meselesi bütün 14. asır boyunca zaten kara veba gelecektir ki bu kara vebanın en temel sebeplerinden bir tanesi işte kuyuların zehirlenmesi olarak gösterilecek Avrupa'da. Evet. Malumunuz kara veba 1350'lerde kestirme söyleyelim. 1350'lerde Avrupa nüfusunun yaklaşık 1/3'ünün yok olmasına sebep olan bir salgın. Evet. Peki sebep bayağı ne? Bayağı da bir şeyi değiştiriyor Avrupa'da çok aslında. Çok büyük tabii. Yani, sebep ne? 1350'lerden konuşuyoruz. Tabii buna bir yorum getirilecek. Bir, içimizdeki Yahudiler. Ne yaptılar? A, kuyuları zehirlediler. Evet. B, büyü yaptılar, havayı zehirlediler. C, hiçbir şeye gerek yok. Zaten lanetli bir kavim. Zaten lanetliler. Tanrı bize gazap olarak bunu gönderdi. Çünkü Tanrı'nın katillerini aramızda yaşamasına, hatta müreffeh yaşamalarına müsaade ediyoruz. İşte bütün bu üç yorum, Yahudilerin çok ciddi takibata uğramasına, Avrupa'da herhangi bir kasaba yoktur ki Sayın Hocam, ben kent demeyeyim, kasaba yoktur ki orada bütün bu suçlamalar kapsamında bir Yahudi cezalandırmamış olsun. Belki bir grup Yahudi cezalandırmamış olsun. Orta Avrupa boyunca, Batı Avrupa boyunca, İspanya, Fransa, Almanya boyunca her kasabada Yahudilerle ilgili dar ağaçları kurulmuş. Dar ağacı güzel bir ölüm. Dar ağacı değil yani. Genellikle kazıklarla yakılmak suretiyle, kazıklara bağlanıp yakılmak suretiyle Yahudiler cezalandırılmıştır. Bütün, yine söylüyorum, İspanya, Aragon bölgesi, Fransa, Almanya, Avusturya, bugünkü sınırlar içerisinde Orta Avrupa genelde bu durumdadır. Bu kuyuların zehirlenmesi suçlaması. Tabii buradan bazen güçlü oldukları yerde Müslümanlar da nasibini almıştır. Özellikle Reconquista, yani Endülüs'ün Hristiyanlar tarafından geri alındığı dönemde eğer o bölgede zayıf bir Müslüman grup kalmışsa o Müslüman grubu da Hristiyanlar bu suçlamalarda Yahudilerin işbirlikçisi olarak değerlendirmiş ve cezalandırmıştır. Zaten Müslümanlara yeni Yahudiler diyorlardı bu dönemlerde. Öyle de bir şey var. Dolayısıyla Yahudilerle aslında Müslümanlar bir anlamda aynı akıbeti de görmüş belli zamanlarda. Tabii, ama niye Avrupa'da kalmaya devam ettiler hocam hala bunlar? Niye gitmediler başka bir yere? Gecegeller mi yoktu? Şimdi bu eski, ne yani? Niye kaldılar orada hala yani? Şimdi tabii burada çok aslında konuyu başka bir noktaya çekmek adına sorduğunuz bir soru. Önce şunu söyleyeyim. Bir, Yahudilerin Talmud'da üç yemin denilen bir yeminleri vardır bağlayıcı Sayın Hocam. O da Yahudiler Mesih gelinceye kadar Filistin'e toplu göç yapamazlar. Şimdi bu biraz sonra zaten Siyonizm bağlamında konuşurken de bizim bolca önümüze gelecek. Yani Siyonist karşıtı olan Yahudilerin en büyük eleştirilerinden bir tanesi bu üç yeminden bir tane, yani üç yeminin yani Filistin'e yemin toplu, ne hocam tam olarak onu bir şey yaparsanız. Yani üç yemin olarak geçer ve bu Talmud metinlerinde, Talmud'un içerisinde yer alır. Evet. Özellikle Yahudilerin o sürgüne gönderileceği zamanda
Filistin'e toplu olarak göçmeyecekleri, Mesih'in beklentisi ve Mesih'le ancak göçecekleri, işte diğer milletlere isyan etmeyecekleri, yeminin ikincisi de budur. Yani içinde yaşadıkları topluma isyan etmeyecekler. Bir. İki, toplu olarak Filistin'e göçmeyecekler. Üçüncü, yeminin üçüncüsü de diğer uluslar da Yahudileri yok etmeyecek. Bu Talmud metni ve Yahudiler için günümüzde hala... Böylece bu yemini ortaya çıkarmış olduk. O manada tabii, da tabii. Aslında... Bağlayıcıdır. Günümüzde hala Ortodoks inanca mensup, dindar bir Yahudi için bu yemin bağlayıcıdır. Evet. Şimdi, peki nasıl oldu da göç edildi? O yüzden göçmemeleri gerekiyordu Sayın Hocam, Filistin'e. Theodor Herzl o zaman başka bir kimlikle oraya çıktı. Seküler. Onu ayrı konuşmak gerekecek tabii. Oraya ayrı ama... Siyonizme geleceğiz böylece de aslında. Hocam Orta Çağ'daki Yahudi düşmanlığı, Hristiyan dünyadaki Yahudi düşmanlığı bunlarla sınırlı değil. Ya çok basit bir örnek vereyim. Yahudilerin en temel mesleklerinden bir tanesi doktorluktur. Mesela İbni Meymun Zehir Risalesini çeviriyor işte kendi diline. Arapça kaynaklardan bakıyor ve Zehir Risalesini yayınlıyor. Vay efendim sen zaten bak Zehir Risalesi yayınladın. Sen havayı zehirlemeyi, suyu zehirlemeyi vesaireyi biliyorsun. Bitti. Başka? Siz hekimsiniz. Yahudiler arasında bir yemin var. Kendiniz yemin etmişsiniz. Her 10. Hristiyan hastayı öldürüyorsunuz. Mesela böyle bir suçlama. Tarih boyu gelir. En temel suçlamayı, en ağır, herkesin bildiği suçlamayı söyleyelim. Kan iftirası. Günümüzde yine yaşadık bu malum New York'ta. Evet. Bir Chabad merkezi, bu yeraltı sinagogu diyeyim. O yer altında sinagogun bir tanesinin ekstra kazı yapılmış bölümleri bulundu. Hemen o kapsamda bir yığın gündeme geldi. Oralarda komplo teoriler çıktı. Nasıl yorumladınız siz onu? Değil, alakası yok. Aslında orada mevcut oradaki cemaatin liderlik mücadelesi içerisinde, farklı grupların mücadelesi içerisinde ki bir olay, kendi iç olayları. Bir taraftan grubun bir tanesi cemaatin ölmüş liderinin bir iradesi olarak oranın genişletilmesi fikri var. O tarafını işin kotarmak istiyor. Ama yönetimde biraz daha aklı selim sahibi olan diyeyim ben artık. Diğer bir grupsa mevcut durumu korumak, statükoyu korumak istiyor. Bu bağlamda bu liderinin sözünü her ne şartta olursa olsun yerine getirip onun iradesini hayata geçirmiş olalım. Mabedi genişletelim. Nasıl genişleteceğiz? İzin, şart vesaire, New York'un merkezinden bahsediyoruz. Başka binaların altında bir kazıdan bahsediyoruz. Bu mümkün değil. Gayri resmi kazılarla. Orada bir iki yerde de küçük kan lekesi. Doğal, bu inşaat alanında ufak tefek kesik olur. Ufak tefek kazalar olur. Haydi bakalım Yahudiler, işte gene kan iftirası. İşte bu kan iftirası meselesi bitmedi. Hiç bitmedi. Yani bugün işte şu asıra kadar geldi diyeceğim ama dilim varmıyor. Peki hocam orada şunu soruyu sorayım. Yani o bilinmiyor muydu aslında orası? Belki biliniyordu. Niye bu dönemde özellikle çıkarıldı diye de insanın aklına geliyor. Yani hocam, bu tür şeylerin biraz siyasi, teopolitik yönleri de var galiba. Tabii ki biraz. Yani dönemsel olarak bunlar en kolay kullanılabilecek unsurlar tabii ki. Belki ama açıklamama gerek var mı hocam kan iftirasını bilmiyorum. Hani siz... Açıklayın bence eğer çok tabii, mahsurlu şey değilse. O zaman şöyle söyleyeyim. Yahudilerin bir Hristiyan çocuğunu kaçırıp o çocuğu iğneli bir fıçıya koyup onun kanını büyük bir işkenceyle, tabirce onu bir yüksek bir yerden yuvarlayıp kanının çıkmasını sağlayıp o kanın ekmek yapımında, mayasız ekmek bayramı sırasında, bizim hamursuz bayramı dediğimiz ekmek yapımında kullandıkları, hatta daha ileri adımlarla o çocuğun bir kısmı işte hani kanibalizme kadar gider, yani onun etinin vesairesinin bir şeylerinin de yenmesine kadar garip iddialar da vardır ama o tarafını bırakalım. O kanın ekmek üretiminde, o mayasız ekmek üretiminde kullanılarak yenmesi suretiyle Hristiyan çocukların öldürüldüğü iddiasıdır. Ve bu da bütün Avrupa'da ta 13. asırda İngiltere, 13. asırın başlarında İngiltere'den başlar. 1840'larda Osmanlı'ya kadar sıçrar. Şam'da mesela çok ciddi bir kan iftirası hadisesi olur. Yer yer ara ara Papa devreye girmek zorunda kalır. Devrim Papası, ya yapmayın, bu Yahudiler zaten normal helal kendileri koşer kestikleri hayvanın bile kanının çıkması için bu hayvanı bir gün dinlendiriyorken, helal hayvanın kanından bile uzak durmaya çalışıyorlarken, değil bir insanın kanı, bu mümkün değil şeklinde. Yine İslam dünyasında da Şeyhülislam'ın hazırladığı, padişaha hazırladığı, bu anlamda istek üzerine hazırladığı yazı da vardır. Orada da Yahudilerin kan asla tüketemeyeceği,
bunların Yahudi şeriatine göre haram olduğu, bunun tamamen bir iftira olduğu. Ama bu kan iftirası üzerinden özellikle bir yerlerde bir çocuk kaybolur ve direkt olarak bellidir suçlu. Bölgedeki Yahudiler çocuğu kaçırmıştır ve kanını çıkartmıştır. Bu hemen başlar, tabiri caizse takibat süratle sonuçlandırılır ve ya Yahudiler sürgün, iyi tabii sürgün iyi bir sonuç, ya katliama maruz kalır ya da cezalı bir şekilde cezalandırılır. Ciddi mahkeme kayıtları vardır bunlarla alakalı. Dikkat edilsin. 20. yüzyıla kadar çok yoğun bir şekilde Rusya'ya kadar bu tüm Avrupa boyunca bu iftiralar devam etmiştir. Yine söylüyorum, böyle basit bir olayda, bu yeraltı kazılarında, kaçak bir sinagog kazısında bile anında hemen her taraftan bu tür komplo teorilerinin fırladığını onu görüyoruz. Yine arkadaşlar bana uyarıyorlar. Bizim maşallah rejimimiz iyi çalışıyor. Bu Hitler'in soykırım esnasında Yahudilerin Papa'ya çok yoğun bir şekilde mektuplar yazdıkları ama hiçbirine dönülmediği şeklinde bir şey var. Tabii o işin daha sonraki... Niye dönülmemiş diye, o peki daha sonra krize mirize yol açtı mı aslında? Tabii ne yapabilirdi? Yani Hitler'i Papa ne kadar dinlerdi? Papa'yı Hitler ne kadar dinlerdi? Gündem yani sadece... En azından tepki verse... Tarihi kayıtlara girmiş olurdu tabii, manasında belki. Belki de dinleyebilirdi de belli de olmaz. İşin o boyutunu ayrıca bir konuşmak lazım. Ama bir küresel sistem eğer burada işin ucunda varsa o papayı falan da dinlemez. Belki papanın ötesine geçen bir şey var. Hocam zaten Hristiyan dünyanın Yahudilere bakışı, 2. Evet. Vatikan Konsili'ne veya İslam'a bakışı, Budizm'e bakışı, 2. Vatikan Konsili'ne kadar neredeyse varlıkları bile kabul edilmeyecek durumda. Doğru. Ancak o zamandan sonra bir diyalog meselesi gündeme, dinler arası diyalog meselesi gündeme. Onu da gizlediler bir kısmını sonra kararlarına, hatta uzun yıllar gizlendi. İkinci yani. Vatikan Konsili'ne kadar ki kilisenin öteki diyeceğim, sadece Yahudi de değil, Müslümana, Yahudi'ye, Budist'e, Hindu'ya tutumu çok çok farklı. Evet, ancak doğru. Orada birazcık genişleme, doğru. O da kendi menfaatleri uğruna bir genişleme adımları atılıyor. Ama şunu da söyleyeyim hocam, özellikle Avrupa'daki, Ortaçağ Avrupa'sındaki Yahudi düşmanlığı ile alakalı... Şunu da seyircilerimizin bilmesinde fayda var. Ya bu kadar baskıyı çekmeye ne gerek var? Bir haç çek, bir vaftiz ol, kurtul. Bunu da denemişler. Kurtulamıyorsunuz. Yani orada da ikiyüzlülük devreye giriyor. Diyorlar siz ki ya münafıklıktan siz zaten yapıyorsunuz. Münafıksınız, evet. İkiyüzlüsünüz. Bunları gizli gizli takip ediyorlar. Bunlar gerçekten Hristiyan oldu mu olmadı mı? Evet. Tarih. Hocam bu takiyenin inancının, bu Şiilikte olan takiye inancının kökeni Yahudi'ye de dayandığına dair de bilgiler var. Yani bir anlamda o biraz daha oradan geldiğine dair bir şey var. Evet. Bir de şunu söyleyelim. Tabii bütün bu mücadeleler oluyor, bütün bu kavgalar, gürültüler veriliyor veya Yahudilere karşı Hristiyan ön yargısıyla pek çok hareket var, genellikle ön yargı. Ve bu hep bir yerlerden kovulmayı doğurmuş hocam. Evet. Yani 1290'lara geliyorsunuz, İngiltere'den çıkartılıyorlar. 1394'lerde Fransa'dan çıkartılıyorlar. 1492'de İspanya'dan çıkartılıyorlar. 1497'de Portekiz'den çıkartılıyorlar. Tabii yine Müslüman topraklar, bizim atalarımız Osmanlı, 2. Bayezid. Evet, Selçuk. Burası çok önemli. Kapıya gelenleri almak suretiyle değil Sayın Hocam. Gemileri gönderip İspanya'dan ve İtalya nereye kadar gelmişlerse oralardan gemilerle alıp buraya taşımak suretiyle sahip çıkıyor. Evet. Burası da çok çok kıymetli, önemli. Evet. Ve böylece o Hristiyanların onlara yaptığı zulmü bir Müslüman devlet başkanı, bir Müslüman yönetici bu zulme son verip onların yaşam haklarına saygı duyup onların yaşamalarını daha belki de devrin en büyük devleti olarak Osmanlı'yı düşünürsek çok daha iyi şartlarda, çok daha mükemmel ortamlarda yaşamalarını sağlamış oluyor diyebilirim. Ömer Faruk Hocam, bu söylediğinize bir ilave yapayım. O dönemde biliyorsunuz Moriskolar var. Tabii. Müslümanlar, Endülüs'te tabii. Kalan Müslümanlar yani çıkamadılar. Osmanlı Yahudilere bak, bu kadar gemiler gönderiliyor, şey yapılıyor. Oradaki Müslümanlara bu kadar sahip çıkamıyor, biliyor musunuz? Yani tabii ki girişimler var. Tabii dönemin şartları da ona el vermiyor belki. Bazı girişimler de var. Hatta onlar oradan yardım istiyorlar. Granatalı evet. Müslümanlar Osmanlı padişahından yardım istiyorlar. Bir de mektup yazıyorlar uzun uzadıya. Ancak bak, Yahudilere yardım ediliyor ama Müslümanlara o kadar da yardım edilemiyor. Yapılamıyor. Yani yapılamıyor yani, belki tabii. Yapmak istedi mutlaka Osmanlı. Onları zaten hocam çıkartmak istedikleri için, evet. Yahudileri atmak istiyorlar. Evet, onların çıkartmak istediler. Tabii, evet. Tabii bir taraftan
hocam kovulmanın şu tarafını da düşünmek lazım. Kovulduğunuzda evinizi götüremezsiniz. Kovulduğunuzda eğer... Hiçbir şey götüremez. Tabii tabii yani sadece elinizin altında taşıma... Şimdi işte bugün Gazze'deki durumu düşünün. Aynen yani oradan öyle. Kuzeyinden, Gazze'nin kuzeyinden Yahudiler veya İsrail ne dedi? Size 2 gün süre veriyorum dedi. O yani kadar daha bile, da az belki. O kadar bile vermiyor. Şimdi o bir gün yani 12 saatlik süreden ne alabilirsin, neyi götürebilirsin bir de yayan olarak? İşte bu da aslında Yahudiler şöyle bir tecrübe sağlamış. Biz hangi işleri yapmalıyız? Evet. Hangi işleri yaparsak bu tür durumlarda anında kolaylıkla mobilize bir şekilde hayatımızı sürdürebiliriz. Evet. Yükte hafif, pahada pahalı. Pahada ağır olan evet. Kuyumculuk işi, elmas. İşte elmas ticareti, işte baharat belki tabii tabii yer. Yani kolaylıkla taşınabilecek şeylere yönelme ticari evet. anlamda daha çok böyle şimdi ziraat yaptığını düşünün. Evet. Hadi bakalım kayısılar olacak da işte bırakıp hadi gidin ağaçlar veya bağlar, bahçeler. Kolay değil tabii. Şeyi gitmiştim ben Belçika'nın Antwerpen diye bir ilçe şeyi var, ili. Orası limanı da çok meşhurdur. Yani tabii. Avrupa'daki Rotterdam Limanı ile Antwerpen Limanı 2 büyük limandır. Orada bir de Yahudi mahallesi de var. Ve oranın elmas ticareti meşhurdur orada. Tabii çok meşhur. Ve oranın da %70-80'ine Yahudiler hakim denirdi yani. Hocam, belki de tamamına yani. Yani bilmiyorum. New York'ta da yani evet. Manhattan'da, New York'ta yerde, evet. bu borsaların büyük oranda özellikle bu değerli maden borsalarının önemli bir kısmında söz sahibiler. Onu da ifade etmek Ömer lazım. Faruk Hocam, buradan Siyonizm'e geçeceğiz ama şu soruyu kesinlikle. Size sorayım. Bütün bu yaşadıkları diaspora, bu sıkıntılar, bunlar öyle anlaşılıyor ki Yahudilere büyük de tecrübe de kazandırdı. Tabii. Ki bugünkü lobi gücüne, işte antisemitizm bak, kanunla korunan bir şey aslında yani. Tabii. Şeyinde işte İslamofobi, İslam karşıtlığı oluyor, o kadar hiçbir kanuni bir şeyi yok. Yahudiler bunları aslında büyük bir tecrübe olarak da aldılar ve bunu biz kazanıma, pozitif bir kazanıma kendileri açısından dönüştürdüler diyebilir miyiz? Şüphesiz diyebiliriz. Veya buna başka bir şey mi yardım etti aslında, tarihi konjonktür mü yardım etti? Hocam hiçbir olay... Yani bugün tarih... dokunulmaz bir İsrail ile karşı karşıyayız yani. Tabii değil ki. Mi olsa? Yani sosyolojide bir kural var. Hiçbir sosyolojik vaka tek bir sebeple izah edilemez. Şimdi biz bunu hiçbir zaman bir sebeple izah edemeyiz ama en önemli sebeplerinden bir tanesi tabii bu uzun soluklu diaspora tecrübesinin, sürgün tecrübesinin Yahudilerde nasıl var olmaya devam edeceklerine dair çok ciddi bir refleksin geliştirmiş olması Yahudilerde. Bunu belki şöyle kıyaslamak mümkün hocam. Bazen ara ara bizim Avrupa'daki gurbetçi vatandaşlarımızla yaptığımız sohbetlerde ki öyle talebelerimiz de var. Bizim fakültelerimizde uluslararası öğrenci statüsünde gelebiliyorlar. Oralarda henüz 4. kuşakta ne kadar büyük dönüşümlerin yaşanmış olduğu ve kendi dini ve milli değerlerine dair kaygılarının azaldığıyla alakalı yeni kuşakların ciddi eleştirilerin eskiler tarafından yapıldığını görüyoruz. 2000 yıllık serüvende, bakın 4. kuşaktan bahsettiğimiz ortamda bu eleştirilerin yapıldığı bir yerde, 2000 yıllık bir serüvende bu tecrübenin hala korunuyor olması, dini ve kimliklerini milli de hala yine koruyor olması. Aynen öyle hocam. Dini ve milli değerlerin sahip çıkılarak sürdürülüyor olmasının üzerine de düşünmeyi gerektiriyor kanaatindeyim. Eyvallah. Belki böylece bağlayabilirim bunu. Şimdi buradan hocam biraz Siyonizme geçmek istiyoruz. Tabii Siyonizme aslında biraz girdik. Şöyle girdik. Yahudilerin işte o yeminden bahsettiniz. Talmud'daki yeminden. Tabii. Aslında Filistin'de hiçbir şekilde işte bir devlet kurulmayacak meselesi. Ama bu Theodor Herzl vesilesiyle onun Basel'deki konsil veya işte Yahudi Kongresi'nin toplamasından sonra bu yol açıldı. Daha ziyade İngiliz Dışişleri Bakanı Balfour deklarasyonuyla bunun yolunu da açtı. Ama öncesi de var tabii ki. Tabii. Ne oldu da o yeminden bu noktaya gelindi? Burada başka bir şey mi var? Yani biraz teolojik bakıştan, seküler bir bakıştan mı gitti veya küresel sistem orada mı devreye girdi? Bir Yahudi devletinin orada kurulması mı kararlaştırıldı? Peki, şöyle söyleyeyim Sayın Hocam. İki durum belki gerçekleşti demem daha doğru olacak. Bir, yaşanan siyasi şartlar, o Yahudilerin yoğunlukla yaşadığı Avrupa coğrafyasındaki yaşanan siyasi şartların Yahudi toplumunda ve dini hayatındaki
tetiklediği unsurlar. Önce buna değinmem lazım. Şöyle, önce 1789 Fransız İhtilali'ne bir başlık açmak lazım. Fransız İhtilali ile birlikte eşitlik ve özgürlük fikirlerinin havada uçuşmaya başladığı, ulusalcılık, milliyetçilik damarlarının, cereyanlarının çok ciddi anlamda Avrupa'ya pompalandığı. Dikkat edelim, Yunanistan'ın Osmanlı'dan ayrılma tarihi kaçtır? 1830'lardır. Sırpların ayrılma tarihi hakeza. Evet. Tam da 1789'dan sonra artık her ulusun kendi kaderini tayin etmesiyle alakalı fikirler havada uçuştuğu ortamda. Yahudiler de, Yahudilerin içerisinde de çünkü bu Theodor Herzl'lerden daha öncesinde milliyetçi seküler bazı Yahudiler, Hess gibi mesela, bu fikirde olmaya başlayacaklar. Ve Yahudilerin de bir millet olarak kendi kaderlerine sahip çıkma ve kendi ülkelerinde yaşama fikrini ortaya koymaya başlayacaklar. Ama ortada büyük bir dini durum var. Bunu ne yapacağız? Yeminin kefaretini vermişlerdir. İşte bunu ne yapacağız? İşte ben burada şöyle bir şey söylemek isterim. Burada bir kısım dindar Yahudi zaten 18. asrın başından beridir Yahudiliğe yönelik yeni yorumlarda bulunuyor idiler bir grup. Mesela Hasidizm denilen, günümüzde hala Hasidik Yahudiler dediğimiz gruplar var. Bunlar 1700'lerde ortaya çıkmaya başladı. Kökenleriyle alakalı başka görüşler var ama genel olarak söyleyelim. Haskala dediğimiz bir hareket var. Yahudi yenilenmesi demektir. Yani biz bu Batı toplumuyla entegre olursak, Batı toplumuyla bir arada yaşarsak, gettolardan çıkarsak ve Batı değerleriyle yaşamaya başlarsak bütün bu antisemitik yaklaşımlardan kurtuluruz fikri. Kısaca Haskala bir işin bir tarafında bulundu. Bir grup işte burada bir grup din adamı. Mesela işte dini Siyonizm diyeceğimiz öncüler anlamında da zikredeyim bu isimleri. Yahudi Alkalay, Zivi Kalisher gibi isimler farklı bir yoruma gidecek hocam. Az önce söylediğimiz konuyu. Yani Yahudiliğin 13 tane iman esası var. Musa bin Meymun tarafından belirlenen. Bu 13 maddelik iman esasının 12. maddesi... Musa bin Meymun da Müslümanlardan, Karayilerden ve Müslüman... Karayi değil ama Müslüman coğrafyada yetişen. O coğrafyada yetişen ama aslında Müslümanlıktan da istifade eden belli konularda aslında. İslam kelamından ciddi anlamda etkilenmiştir. Sadiye Gaon'la birlikte aslında. Sadiye Gaon daha önce hocam, 10. asır, o 12. asır. Şöyle söyleyeyim, 13 maddelik iman esasının 12. maddesi Mesih'i beklerim, gecikse de beklerim şeklinde. Dolayısıyla bir Yahudi Mesih'i beklemesi gerekiyor ve Mesih gelmeden de Filistin bölgesine vaat edilmiş topraklara göçmemesi gerekiyor. Ama az önce söylediğim Yahuda Alkalay gibi, Zivi Kalisher gibi isimler buna farklı yorum getirecek. Diyecekler ki hayır, biz Filistin'e göçersek Mesih'in gelişi hızlanacak. Bakın bu yeni bir yorum, Mesih yorumu. İşte bu yeni Mesih yorumu Yahudilikte o temel üç yemin dediğimiz ve genel Yahudilerin Filistin'e kafasını çevirmemesini sağlayan, toplu halde kafasını çevirmemesini sağlayan duruma acaba şeklinde bir soru sormalarını sağladı. İşte buralar ki az önce söylediğim Yahuda Alkalay, sizin ismini verdiğiniz ve bugün Türkiye'de Siyonizm deyince herkesin tanıdığı Herzl'in dedesinin hahamı. Yani dolayısıyla bunlar, bunların Yahudilikle alakalı bu yeni yorumları, o Mesihçi yeni yorumlar, Mesih'le alakalı Mesih'in gelişine dair yeni yorumlar, bir duygunun hareketlenmesini ve dini anlamda da o engelin tabiri caizse yavaş yavaş ortadan kalkmasını sağladı. Bir diğer tarafta zaten seküler milliyetçi diyeceğimiz, daha öncesinde Herder'dir, Fichte'dir gibi isimler var. Onlardan sonra da biraz önce söyledim, Leon Pinsker'dir, işte Moses Hess'tir. Bunlar da seküler milliyetçi kesim. Bunlar da biz ulus olarak var olmalıyız, nasıl var olacağızın derdine düşünce doğal olarak bir Siyon fikri başladı. Genelde şöyle bir yorum yapılır bizim Müslüman topraklarda. Siyonizmin dini hiçbir tarafı yok, boyutu yok. Hmm. Tamamen siyasi bir hareket. Şimdi bir defa Siyon kelimesinden hareket ettiğimizde Siyon, sayın hocam biliyorsunuz ki Kudüs'ün Tevrat'ta geçen diğer isimlerinden bir tanesi. Dolayısıyla kelime Türkçe'ye Kudüsçülük diye çevrilebilir.
Yani Siyonizmin kelime anlamı Kudüsçülük olduğu ortamda, Yahudilerin kıblesinin Kudüs olduğu bir ortamda, kelimenin nasıl adından dini hareket olmaz, değil mi? Ettiğimizde dini unsurlar ihtiva etmediğini söylemek, sadece bir grup, hepsi de değil, bir grup Siyonistin erken dönemde Siyonizmin kuruculuğunu yapan bazı isimler, Max Nordau gibi ya da Theodor Herzl gibi bir grup seküler ya da dinsiz Siyonist Yahudinin Siyonist hareketin öncüsü olarak ortaya çıkması bizim Siyonizmin hiçbir dini unsur kullanmadığı şeklinde bir şey söylememizi gerektirmez, doğru da olmaz. Siyonizmin bir diğer ayakta durmasını sağlayan unsur da Sayın Hocam, Aliyalar. Aliya demek göç aslında, Filistin'e toplu göç. Ama kelime anlamı yükselmek demek. Evet. Ali kelimesi. Aliya yükselmeyi ifade eder. Yani Filistin, vaat edilmiş topraklar, yüce bir yer, yüce bir makam. Diğer yerlerden oraya gitmek, yükselmek ve yücelmek anlamı oradan taşıyor. Oradan dönmek de düşmek anlamına geliyor tabii ki aslında. Yeri Dağ olarak geçer. Hatta şimdi onu kullanıyor İsrail. Bu kaçanlar için kullanıyormuş bunu. Doğal olarak. Yani şu anda İsrail'den, bilmiyorum söylenen tam rakam, 500 bin civarında böyle bir kaçış olmuş diyorlar. Belki abartılıdır. Yani ama bunlar için düşükler manası böyle kullanılıyormuş. Hocam tabii şunu söyleyebilirim. Özellikle bir yerden giden varsa bir yerden gelen de var. Ben program vesilesiyle bir bakayım dedim. İsrail Göç Bakanlığı'nın 2023 sayılarına özellikle Rusya bölgesinden 12 binden fazla Yahudinin göçtü. Şimdi orada da bir savaş var malum, Ukrayna-Rusya bölgesinde. Evet, doğru. Rusya bölgesinden geçen yıl gelen, Aliya yapan, Filistin'e göçen Yahudi yerleşimci sayısının 12 binlerin üzerinde olduğunu gördüm. Daha yani resmi Şeye ne diyorlar rakam. hocam? Düşüğe ne diyorlar ona? Yeri Dağ. Yeri Dağ mı diyorlar? Evet. Dolayısıyla böyle bir Aliya dediğimiz bir kavram var ki, bu Aliya kavramı yine tamamen dini içerikle, dini bir muhtevayla Siyonizmin ortaya koyduğu bir kavram ve Siyonizmi var eden en temel hareketlerden bir tanesi bu Aliyalar. Dolayısıyla özellikle de bu kolonyal halde Filistin'i yurt edinme mücadelesi içerisinde küçük küçük koloniler oluşturma serüveninin arka planında oraya taşıma göçler var. Belki bu bağlamda özellikle Aliyalarla alakalı birkaç şey daha söyleyebilirim. Kuruluşundan günümüze 130'u aşkın ülkeden Aliya yapılmış Sayın Hocam. Ve yaklaşık 3,5 milyon Yahudi'yi göç suretiyle Filistin bölgesine taşımışlar. Bu da ilk başlarda bayağı zorlanmışlar ama zaman tabii, içerisinde tabii. Bu şey ama olmuş. Bu da yaklaşık Yahudilerin %50'sine tekabül ediyor diyebilirim. Bu yani Filistin'deki Yahudilerin bugünkü güncel sayısı üzerinden neredeyse bir %50'si. Komplo teorisi de diyebiliriz ama işte Hitler'in aslındaki yaptığı zulüm şeyin bir anlamda o işi hızlandırma noktasında da işe yaradığı, belki o manada da Şu var hocam, şey yani yapıldığına 2023 ile dair bir ilgili şey ben de şunu var. Bir yorum söyleyebilirim. sadece. Tabii. 2023 ile ilgili ben şunu söyleyebilirim. Yani bu tür yorumlar çok var. Yani bulunabilir. Yani Hitler aslında zaten buna hizmet etti falan ama bunlar tabii çok aşırı yorum kabul ediliyor. O yüzden Evet. Çok itibar etmenin bir anlamı yok bu boyutta. Ama şunu söyleyebilirim. Batı'daki Yahudi, özellikle Amerika'daki Yahudi Manhattan'da yaşıyor. İşi güzel. Evet. Niye gitsin oraya? Niye gitmek istesin? Bu biraz problem. O yüzden de problem yaşanan coğrafyalardan göç çok daha kolay. Yani mesela 2019'larda sadece yine resmi rakamlar, Göç Bakanlığı, İsrail'de bunun için bakanlık var, özel Göç Bakanlığı. Göç Bakanlığı'nın sayıları 35 binler. Yani yapılan aliya. Şimdi bunlara yer bulmanız lazım. İşte bu da neyi ortaya çıkartıyor? Günümüzde Siyonizmin en temel yaşattığı bazı politik adımlar. O da Batı Şeria'da kaçak olarak ya da Birleşmiş Milletler'in tanımadığı ve uluslararası hukuka göre de problemli yerlerde yeni yerleşim yerleri açmak. Çünkü bu insanları bir yere oturtmanız lazım. Her zaman da aslında diken üzerinde oturacaklar yani bir yönde. Yani tamam, devlet şeyleri var tamam ama rahat da olamayacaklar tabii, yani. Bu hocam, bu aliyaları erken dönemden itibaren zaten Siyonizmin bu kuruluşuna giden süreçte pek çok örgüt organize ediyor. Bu Rothschild'ler, bunun Tabii, Moses Montefiore'ler, bunun evet. Para kaynakları. Evet. Ama tabii Rothschild'in temel gayesiyle hani Herzl'in temel gayesi aynı değildir. Biraz bunları ayırmak lazım. Onlar biraz daha küçük çaplı
Ve daha böyle Herzl'in Siyonist tarzıyla hareket etmekten daha farklı bir hareket motivasyonları var onların. Ama erken dönemden itibaren kolonyal bir şekilde Filistin bölgesine, farklı coğrafyalarına, dünyanın 130'u aşkın ülkesinden Yahudilerin göç ettirildiğini rahatlıkla ifade etmemiz mümkün. Özellikle de İsrail'in kuruluşu sonrasında İslam coğrafyasından çok ciddi sayıda Yahudinin göç ettirildiğini ifade edebiliriz. 1960'larda sırf Fas bölgesinden yaklaşık 300 bin, 5 yılda toplam Filistin'e göç ettirilen Fas Yahudisi sayısı. Türkiye'den ne kadar var hocam, onun belli mi? Bakmadım özellikle Türkiye'den sayıya, ama tabii Türkiye'den de ciddi anlamda var. Özellikle Tel Aviv'de Batyam diye bir kent vardır, bir mahalle vardır. Batyam Türk Yahudilerinin... Tabii şeyi saymıyoruz burada, yani Sabataistler denen grubu, onlar Yahudi saymıyorlar zaten. Şimdi Sabataistlerin onlar... içerisinden tabii Yahudi olup olmadıkları ilgili bir mücadele de verenler oldu ve kendisini Yahudi olarak... Ben Selanikliyim diye bir kitap da yazdı bir tane. Ve kendisini de Yahudi kabul ettirdi. Bu tür yani Sabataistleri çok böyle devre dışı bırakmak lazım belki. Ana omurgaları konuşmak adına. Türkiye'den de ciddi anlamda göç oldu. Dediğim gibi özellikle Tel Aviv'de Batyam denilen mahalle, bölge daha çok Türkiye'den göçen Yahudilerin bulunduğu bir yerdir. Hatta Türk kültürüne has pek çok unsuru orada bulmak, görmek de mümkündür. Onu da ifade edeyim. Bizim sanatçılarımız, şeylerimiz çok seviyorlar. Evet, orada çok çok sevilir. Şeyler, yani özellikle bu arabesk sanatçıları veya o tür sanatçılar İsrail'de çok sevilir. Çok konserleri ciddi anlamda takip edilir. Oraya gittiklerinde ya da tamamen internet üzerinden de onu takip ediyorlar diyebilirim yani. Eyvallah. Şimdi tabii bir de hocam biraz yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Siyonizmin türlerinden biraz söz edelim. Türlerinden söz etmişsiniz. Siyonizm aslında teolojik, dini ve seküler siyonizm temelinde gidiyor. Bugün İsrail'i yönetenler, yani bu kararları verenler, bir profil çizseniz mesela Netanyahu seküler bir siyonist aslında diyebiliriz herhalde, değil mi biraz? Bireysel hayatından mı bahsedeceğiz? Şimdi şöyle, Likud'un... Yani bütününü sizi yorumlayın. Sayın hocam, Likud'un durduğu bir yer var. Yani şimdi Likud'un lideri Netanyahu. Likud sağ bir görüş ve açıkçası İsrail devletinin kuruluşundan itibaren İsrail'in gün geçtikçe olaylar yaşana yaşana daha bir dini yapıya bürünmeye başladığını görmeye başlıyoruz biz. Yani İsrail devlet yapısı dindarlaştırılıyor diyebiliriz rahatlıkla. Özellikle 67 Savaşı... Zaten bir din devleti değil miydi? O biraz tartışılır. Yani bir işte ben öyle olduğu kanaatindeyim biraz, da onun tartışılıyor. Tabii yani işte Kur'anlar hocam... Yani seküler bir devlet mi, din devleti mi, teokrat? Şöyle tabii şunu söylemekte fayda var. İsrail devleti kurulurken Ben Gurion'un öncülüğünde bir statüko yasası vesaire vardır. Burada dindarlarla bir ittifak, bir uzlaşı yapılmıştır. Hı. Baktığımızda kurucuların kendileri, asıl kurucu iradede önde gözüken isimler seküler isimler olsa da dindar Siyonistlerin, ki bu da Siyonizm türlerinden birisidir. Abraham Kook gibi ya da işte Reynes, Rabbi Reynes gibi isimler, ki o Mizrahi'nin kurucusudur. Abraham Kook ilk Aşkenaz baş hahamıdır. Bunlar dini siyonizmin temsilcileri. Yani ilk devleti kuranlar, önde gözüken isimler sekülerler olsa da bunlar toplumdaki dini dindarların, Yahudi dindarlarını dikkate almak ve pek çok hususta, özellikle de medeni hukuk başta olmak üzere, özellikle de Şabat kuralları başta olmak üzere, koşer kuralları başta olmak üzere dindarlara taviz vermişlerdir. Ve dindarların istekleri yerine getirilmiştir. Bu adımlar sadece medeni hukuk bağlamında ilk baştan Yahudi toplumunda geçerli iken, Yahudi devletinde geçerli iken, zamanla diğer alanlara doğru da tarih geçtikçe yaşanan hadiselere bağlı olarak sirayet ettirilmeye çalışıldığını, dini alanın seküler devletin içerisinde sürekli olarak dindar siyonistler eliyle adım adım genişletilmeye çalışıldığını ifade edebilirim. Hocam bu enteresan bir tartışma aslında. Şöyle ben de bir katkı yapayım, size bir soru sorayım oradan. Tabii İsrail dünyada dinin geleceği, bütün dinler adına da söylüyorum aslında bunun. Geleceğine dair bir sürü şeyler söyleniyor. Gittikçe bu aslında buharlaşıyor, işte sıvılaşıyor din.
bir anlamda toplumdan farklılaşıyor bir anlamıyla. İşte bu yapay zekanın, dijitalleşmenin çıkmasıyla bu çok daha belirgin hale geldi. Sekülerleşmenin arttığı şeklinde bir şey var. Dünyevileşme ve sekülerleşme. Ama siz bunu Yahudilik bağlamında ve İsrail bağlamında tam tersini söylüyorsunuz aslında. Orada dindarlaşma doğru gidiyor dediniz. Ama ben toplum yapısını kastediyorum. Yani evet. Bir grubun bilinçli bir şekilde dindar siyonistlerin devletin belli mekanizmalarına dini anlamda sirayet ettiğini. Tabii sirayet ettikleri ve dini... Devleti de dindarlaştırdıklarını mı? Tabii devletin bazı unsurlarına dini anlamda sirayet ederek oraların tabiri caizse ele geçirildiği. Devlet de buna müsaade ediyor demektir. Ortam hazırlanıyor. Şöyle mi yani diye şu yorumu şöyle yapacağım. Acaba Yahudilik uluslararası sistemdeki şeyi de görüyor. Şimdi mesela yeni nesil X, Y, Z kuşaklı Yahudiler de var Amerika'da orada tabii. Burada. Bunların kimliklerini kaybettiklerini de biliyoruz biz. Tabii. Hatta bu Gazze katliamına destek vermediler. Aleyhinde durdular bazı gençler, şeyler yaptılar. Acaba gittikçe bunun kendi aleyhlerine döndüğünü, sekülerleştikçe kimliklerini kaybedeceklerini, Yahudi kimliğini kaybedecekleri şeklinde bir endişelerim mi var da oradan bir şey gözüküyor? Şimdi hocam bunun için Yahudi toplumunun hangi gruplardan oluştuğuyla alakalı araştırmalara bakmak gerekir. Buna baktığımızda Yahudi toplumunda özellikle ultra ortodoks denilen evet. aşırı dindar kesimin son 15-20 yıldaki oranlarının İsrail'in resmi nüfus yayınladıkları nüfus istatistiklerinden hareketle söylüyorum. Her geçen gün arttığını görüyoruz biz. Çok çocuk. Dolayısıyla yapıyorlar. Bir taraftan tabii çok çocuğa bağlayabilirsiniz bunu. Ama diğer taraftan ne olursa olsun dindar çok ulusal yani ne diyelim ileri düzey dindarlık ultra ortodoksların sayılarının toplumda sürekli arttığını ifade etmek mümkün. Ama tabii bu genel geçer bir kural olarak İsrail toplumu daha çok dindarlaşıyor şeklinde söylenebilir mi? Bu bir tartışma konusu. Bir. İkincisi İsrail toplumunun Yahudilerin yekününü temsil etmediğini de ifade etmemiz lazım. Özellikle İsrail'deki Yahudiler dünya tamam. Yahudiliğinin yarıdan çok az fazlası tamam. ama bir o kadarı da Amerika'da malumunuz. Bunu da ifade etmek lazım. Amerika'da ise daha çok reformist Yahudilerin ön planda olduğunu söylememiz mümkün. Eyvallah. Ömer Faruk Hocam konuğumuz da hazırmış. Bir 5 dakikamız var. İsterseniz müsaade ederseniz sizi ileriki zamanlara tekrar konuk ederiz. Çok zevkli bir sohbetti. Özür dilerim ama şunu söyleyeyim hocam, Sayın Hocam. Siyonizmin türleriyle alakalı tasnifimiz yarım kaldı. Onu da siz tamamlarsınız. Tamam onu belki. İnşallah şey yaparız. Tamam. Sizi ileriki zamanlarda inşallah konuk alacağız. Yasin Hocam biraz zorlandınız. Kusura bakmayın. Siz kusura bakmayın. Biz sizi şey yaptık ama teşekkür ediyoruz. Yine de bizi kırmadınız, katıldınız. Hocam biz tabii antisemitizm ve siyonizmi konuşuyoruz ama size bir soru sorayım. Bir 5 dakikamız varmış. Bu 5 dakikamızda şöyle şu soruyu size sormak istiyorum şahsen. Antisemitizmin suç sayılması nasıl bir koruma kalkanı sağlıyor İsrail'e? Bu nasıl oluştu? İsrail koruma zırhını bürünmüş gibi antisemitizmle. Hatta bu Amerika'da üniversite rektörlerini bile koltuğundan eden Harvard'da orada burada anlaşılan üniversitelerin işte İsrail'in Gazze'ye saldırısına hiç laf söylettirmeme noktasına kadar vardırıldı. Ne dersiniz bu konuda? Nasıl bu noktaya gelindi? Antisemitizm mi bunu sağlıyor sizce? Tabii sadece antisemitizmi mümkün kılan bir iktidar dünyası var tabii. Yani antisemitizmin suç sayılmasını sağlayan bir hegemonya var, bir iktidar alanı var. Bu iktidar da güçle sağlanıyor yani, silahla sağlanıyor, Amerika ile sağlanıyor. Avrupa'nın kendisinde aslında antisemitizmi bu şekilde suç saymayı gerektiren unsur biraz Amerika'nın baskısıyla oluştu. Ama bu bir ideolojiye de dönüştü. Yani zamanla da bir ideolojiye de dönüştü. Şimdi bazen zorla oluşturulan bir takım ideolojiler, zorla benimsetilen bir silah gücüyle yani silahlı bir güç aracılığıyla topluma kabul ettirilen bazı ideolojiler zamanla toplumun kabul ettiği ve sonradan halka kendilerinin, iktidarlara kendilerinin dayattıkları ideolojilere dönüşüyor. Bugün Avrupa'da diyelim ki bir Habermas gibi bir adamın Gazze karşısında bile
ortaya çıkan Yahudilere karşı veyahut da Siyonizme karşı çıkan tepkileri, aman bu antisemitizme yol açar, tehlikeli bir yere doğru gidiyor dedirten şey tam da bu ideoloji. Yani Habermas seviyesindeki bir filozofu bile etkisi altına alan bir ideoloji de var maalesef. Ama bu ideoloji o kadar da yani Siyonizm öz itibariyle şiddet içeren bir ve başkalarına yani ötekine karşı saygısız, ötekine karşı saldırgan bir ideolojidir aslında. Yani biz yıllarca İslamiyet'in işte cihadist bilmem ne falan yaklaşımları veyahut da boyutları dolayısıyla tehlikeli olabileceği dolayısıyla İslamiyet'e çatmanın anti-İslam veyahut da bir din karşıtlığı ve İslamofobi sayılamayacağını bize anlatmaya da çalıştılar bir yandan. Fakat baktınız mı İslam bu kadar saldırgan, hiçbir zaman bu kadar saldırgan olmaz. İslam hiçbir zaman herhangi bir ırk, herhangi bir etnik grup ve herhangi bir din inancına karşı sırf o dinden olmaları dolayısıyla saldırmayı asla caiz görmez, asla hoş görmez. Ama Siyonizm öyle. Siyonizm özü itibariyle şiddet içeren ve karşı tarafa baskı yapan, karşı tarafa saldırganlığı bir dini vecibe gibi gösteren bir yaklaşım, bir inanç. O yüzden bu inanç hakikaten tehlikeli bir inançtır ve bu şeyle alakası da yok. Yani bir Yahudi inancıyla da alakası yok. Evet. Biz her durumda Yahudiliği Siyonizmden ayrıştırmayı da biliyoruz. Evet. Ayrıştırmamız da gerekiyor haddi zatında. Eyvallah. Yahudiliğin bir Yahudilerin bir büyük bir çoğunluğu Siyonist bile olsa biz yine de evet Siyonizm tehlikeli bir şeydir. Bunu bilmek gerekiyor. Siyonizm ırkçı bir ideolojidir. Siyonizm bütün dünya milletlerinin kendilerine hizmetkar olmasını isteyen, aksi takdirde insanlara eşit muamele göstermeyen bir siyasal rejime dönüştüğü zaman da ideal rejimi apartheid olan yani başka insanlara yani Yahudi olmayan insanlara apartheid rejimi uygulayan bir rejimin adıdır Siyonizm. Siyonizm aynı zamanda 2500 yıl önce bir toprağın kendilerine vaat edilmiş olduğuna inanmak üzerine kurulu bir şeydir. Yani bir toprağın birileri tarafından size vaat edilmiş olduğuna inanıyorsunuz. Aradan 2500 yıl geçmiş. Mülk kanunu, mülkiyet kanunu diye bir şey var. Hukuku diye bir şey var dünyada. Yani hiçbir toprak hiçbir zaman bir 2500 sene sonra herhangi bir topluluk gelip ben buralarda hak sahibiyim diyemez dediği zaman adeta tarihi tersine çevirmiş oluyor. Siyonizm haddi zatında bir tarihi tersine çevirme işlemidir. Yani akan suya karşı kürek sallama işi, akan Eyvallah. suyu geriye döndürme işlemidir. Bunu yaptığınız zaman bunu gerçekten şey olarak düşünün, gerçek anlamda bir düşünün. Bir nehri tersine çevirmeye kalkıştığınız zaman neye yol açabilir mesela? Evet. Herkesin takdir edebileceği gibi sellere, insanların sular altında kalmasına falan yol açar. Yani suyun şeyi okyanuslara akmaktır. Nehirlerin kaderi okyanuslara akmaktır. Evet. Siyonizm nehirlere değil, tekrar çıktığı kaynağa suyu geri döndürme çabasıdır. Yani bu kadar tarihe aykırı, gerçekliğe aykırı bir ideoloji ve bir programdır, bir siyasi programdır. O yüzden şiddet içermemesi ve dünyanın başına bir takım musibetler açmaması mümkün değildir. Aslında Siyonizmin en büyük problemi bu. Yani gerçeğe Eyvallah. aykırıdır, tarihe aykırıdır ve tarihi zorlayıp bir de size sizin Eyvallah. dininizin size bir toprak vaat etmiş olduğuna inanıyorsunuz. Eyvallah. Yani İslamiyet'in böyle bir vaadi kimseye yok mesela. Eyvallah. Çalışıyorsan bir yerleri kendine vatan kılabiliyorsan zaten o işin tarihiyle, gerçeğiyle, sosyolojisiyle bunu yapabilmişsindir. Yapamamışsan da zaten elden gitmiştir. Artık orası benimdir demenin hiçbir anlamı yok. Eyvallah. Yasin Hocam, çok teşekkür ediyoruz. Sonunda da olsa sizi Ben böyle yakalamış olduk. Kusura çok bakmayın, teşekkür ederim. lütfen sizi Estağfurullah, böyle rica zor ederim. durumda da bıraktık ama gönül Yok. arzu eder ki sizi stüdyoda ağırlayalım. İnşallah bu müsait bir vaktinizde inşallah ağırlarız. O da Çok olur teşekkür inşallah. ediyoruz. Başka sorularımız vardı ama artık vaktimiz de bitmiş oldu. Eyvallah. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar. Teşekkür. İyi yayınlar. Eyvallah. Hocam çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Değerli seyirciler, bu akşam antisemitizm ve siyonizmi konuştuk. Konuğum Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Doçent Doktor Ömer Faruk Arazdı ve Profesör Doktor Yasin Aktay hocamızla son anda bir 5 dakika bağlanmış olduk. Haftaya yeni konu ve konuklarla buluşuncaya dek diyorum. Allah'a emanet olun efendim.